Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık iki saat boyunca bugünkü konuklarımız Kartal Yiğit ve Mehmet Özcan'la gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ege. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Kartal abi çok şık. Kartal Yiğit çok şık değil, değil mi? Evet. Bir şey <laughs> övelim, biraz övelim. Biraz Al <Alpa> havası estirdin <laughs> bana. Saçlar ee, da güzel olmuş. Mendil, kravat uyumu, <gülüyor> renkler <gülüyor> Sen de Ezgi öylesin. Çok Dün de çok şıktın. Çok teşekkür ederim. Bugün de ederim. Çok, gerçi her zaman çok şıksın ama. Çok teşekkür ederim. Sana çok daha iyi yakışıyor. Şimdi hemen Mehmet'e de madem öyle. <laughs> Mehmet de spor <laughs> olarak evet spor olarak o da zaten iyi. Spor şık çok güzel. Teşekkür Herkes ederim. çok beğendi. Hepimiz iyiyiz. Herkes güzel. Herkes evet. 10 puan veriyoruz. Teşekkür en azından ederim. bir renk uyumum var yani aynı renk pişti olmamışız. evet, evet, evet. doğru güzel. <laughs> Peki şimdi hemen düne giderek başlayalım değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de 18. hafta tamamlandı ve biz de dün akşamın maçını Beşiktaş'ı konuşarak başlayacağız programımıza. Kartal hemen döneyim. Dördüncü teknik direktör bir rekora doğru gidiyor Beşiktaş. Evet. Serdar Toprak Tepe ile çıktı. Atakaş Hatay Spor'da 2-1 mağlup etti. Şimdi bu maça dair konuşulacak detaylar var elbette ki. Beşiktaş taraftarları şüphesiz teknik direktör kim olacak onu merak ediyor. Ona ayrıca değinelim ama şöyle bir maçı değerlendirirsek şimdi bir silkelenme olmuş takımda ama bunu neye bağlamak lazım? Neyle açıklamak lazım? Amartiyi orta sahada Oynatmak gibi bir tercihte bulundu Serdar Topraktepe. Yine Semih'in performansı Semih. dikkat çekiciydi. Onlara vurgu yapmak lazım. Şöyle bir genel değerlendirerek Ben şu, şu iki de yapayım Ezgi izninde. Cenk Tosun ve Rebic kulübedeyken Semih'i tercih etmesi evet, bence evet, çok evet. değerli. Çok onu söyleyecektim. Zaten. Bazen öyle ki Beşiktaş'ın yedek kulübesinde hiç oyuncu olmuyordu. Doğal olarak gençler Avrupa maçlarının birinde öyle oynamıştı. Cenk ve Rebic kulübedeyken, Rebic hiç oyuna girmemişken Semih'in oynaması bence değerli. Kesinlikle. Çok doğru. Şimdi şunu söyleyeyim Ezgi. Uzun yıllardır ben Beşiktaş'ın bu kadar hoca sirkülasyonunun içinde olduğunu hiç görmedim. Yani eskiden neye alışıktık biz Anadolu takımlarına? İşte sezon içerisinde aynı şekilde 4 5 ee, en yani az, ben birçok takımda çok uzun süre olmuyordu. görmedim. Olmuyordu. Onlar evet. Anadolu takımları dahil onlar ben da röportaj yapmıştım. Olmuyordu. Kayseri Spor'da hayatımda ilk kez bir sezonu dört teknik direktör görünmüştü. Yani dörtten fazla. Evet. 3, 3 e alışkınız onu söyleyeyim. Evet. Bir, iki, üç hatta, 2, hatta genelde oluyor. şu da olur. i̇lk gönderdin gönderdiğin teknik adam üçüncü kez geri çağırsın. O, da yani, oluyor. İkinci olma Beşiktaş beş, beş, olacak. Şunu da hatırlatalım. Ezgi Ahmet Nurçebi'nin zaten o başarısızlığın başladığı dönem hatırlıyorum. Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valeriy Ismailli <laughs> sezon bunu geçti bu sezon evet, tabii. Doğru. Ve 5. hoca gelecek kartalar doğru olacak. Evet. şimdi şöyle dünkü maçta Serdar Topraktepe gerçi geçici olarak e, takımın başında çıkmıştı. Yani onu çok dördüncü ben saymıyorum. E, ama e, yine de bakıldığı zaman evet 5. bir teknik adamın takımın başına ge geçecek oluşu Beşiktaş adına çok çok enteresan. Şimdi 7 maçta Şenol Güneş. Şimdi arkadaşlarım da ekrana veriyorlar. 4 maçta evet. Burak Yılmaz. 5 maçta Rıza var. 1 maçta, maçta da Serdar Topraktepe evet, Kartal abi. Dikte. en iyi teknik adam performansını sağ kenarından bence Serdar Topraktepe. Dünkü <laughs> evet. tercih Evet de Dünkü tercih yani ona da geçeceğiz. Daha iyi teknik direktör diyemeyizse ama hakkını verelim. Kesinlikle. Oyun Gayet iyi. Ama ön libero kullanması bile bir denemedir. Hoş yine golle hata yaptı ama. Doğru. Sonuçta orada kesinlikle farklı formasyon. Salih e oyunun için attı Amar Tamnes'i. Evet. Yani e, şimdi öyle bir ortam oluştu ki Beşiktaş'ta yıllardır göremediğimiz bir e, kaos. Hı hı. Yani bu kadar bir te büyük bir takıma bu kadar teknik adamın kısa sürede değiştirilmesi açıkçası yakışmıyor. Ben Beşiktaş adına üzüntülüyüm. Yani Beşiktaş'ın bu konuma gelmemesi lazımdı. Hep tabii ki şimdiki yönetimin zaten kısa vadede yapacağı hiçbir şey yok. Ee, bir an önce rıza Hoca ile yollara ayrıldılar ve önlerini görmek adına e, çalışmalarına başladılar. Şimdi e, dünkü maça geçersek, evet o 19 takımın hocası Serdar Topraktepe benim de çok yakından tanıdığım çok eski bir dostum. Ee, hakikaten çok cesur ve bir o kadar da riskli bir kadro çıkardı. Düne baktığımız zaman. Ama e, cesur olmasından dolayı. Bu riske girmesenden dolayı da Serdar Hoca'yı tebrik ediyorum. Neydi mesela? Evet, şimdi ileride Muleka'yı tek başına oynattınız. Abu Bakar'ın yokluğunda herkes neyi beklerdi? Cenk Tosun'un sağda olmasını. Evet. Cenk Tosun gibi tecrübeli bir oyuncu kenara çektiniz, Muleka'yı attınız. Kenara Semih gibi e, ilerisi için gelecek vadeden ama henüz çok tecrübeli olmayan, hele hele bu gibi kriz ortamlarında, ee, bu yükü kaldıramayacak belki bir oyuncuyu attınız. O da maç sonunda bakıldığı zaman çok iyi oynadı. Bir gol attı. Kilidi açan golü attı. Ee, ortaya geçtiğimiz haftanın kendi takımdaki kendi arkadaşlarının bile tepki gösterdiği Amartya ile başlayarak e, belki de çok çok büyük bir risk aldınız. Eğer dünkü maç kaybedilseydi şimdi tamam tabii ki... Bu arada ki, gerçek mevkisi de orta saha ve dün bence iyiydi yani. Ben Salih ben... iyi performansla Amartya'ya yazarım evet. yani. Evet. Orada ama artık çapa onları. görevi gördü. Bir ektim Muleka'yı yapalım. Muleka e, da Kartal iyiydi. abi şöyle bu sezon kenarlarda oynadı. Şenol Hoca dönemi olsun. İşte en son Fenerbahçe derbisine de 11 başlamıştı. Nokta santrafor 4 tane pozisyonu var. 4 pozisyon. Yani ben pozisyona girmesi Tabii. benim için değerli. Kesin. En azından Serdar Toprak planının işlediğini gösterdi bize Muleka. Çok doğru. Çok Bütün doğru. pozisyonlar vardı gole vardı. kadar. Ya şu kaos ortamında son dönemdeki en istekli, en çalışkan, skoru isteyen bir Beşiktaş izledik. E, maçı ilk bakıyorsunuz ilk 10-15 dakika dediğim gibi Muleka'nın 2 tane %100. %100. Bir tane daha sonra 3 tane ilk yarıda 3 tane %100 Muleka pozisyonu var. Üçünde de Muleka var. Evet tamam kaçırdı falan ama e, orada da kaleciğin de başarısı var Arda'nın. Ercen Ercen'in pardon Abi Abisine şey. kaçıyor şey. Arda kardeşler. Ercen'in. Bu arada 9 ikili mücadelenin ikisini kazanmış Amartin'in 7'sini pardon kazanmış önemli bir istatistik olarak adına. Çok önemli. Adına. Dün hakikaten iyiydi. Ya valla bravo Serdar Hoca'ya ya. Yani bu düşünce niye daha önceki hocalar bunu yapmadı o zaman? Belki şimdi tamam. kapasite olarak baktığınız zaman 5 yaşın oyuncusu değil Amartin. Bu gerçek. Ama Oyuncu stoperde inanılmaz hatalar yapıyor ve önde de oynama e, oynamışlığı var. Ha hani niye diğer hocalar işte Şenol Hoca e, yanılıyorsam bir maç bir iki maç öyle bir denedi ortada. Ama iyi, kim stoper yaptı? Evet, niye yani ediyorum. stoperde oynattınız? Hakikaten oyuncuya da yazık. Adam bunalıma girdi. Yani orada oynadı. Demek ki oynayabiliyormuş. Hakikaten de iyi oynadı. Aşkından e, yönetmenim Tolga bilgilendiriyor. Leicester City'de evet. transfer yapılamadığı için zorunluluktan e, Doğru. stopere geçti. Lester, orada da kaldı. Leicester onu ön olarak evet, transfer evet, etti, evet, etti diyor okumuştum evet. ben de. Evet yani ön libero oynayabilen bir oyuncu. Ve dün gerçekten son dönemdeki en iyi Amerti performansı gördük. Demek ki oyuncunun burada oynamıştı daha iyi. Yani buraya yatkınlığı evet, daha evet, fazla. Evet. Hani niye, niye bunu Rıza göremedi mesela? Rıza gibi bir tecrübeli teknik adam. Niye Şenol Hoca göremedi? Niye bunu oynatmadılar? 19'un hocası geldi. Bir maçta ya iki kere idmana çıktı. Tamam daha önce tanıyor, tanıyordu ediyordu o ayrı bir şey. Ama bir anda bir değişiklik, iki değişiklik yaparak takımın çeyresini değiştirdi. Dün hakikaten ben Beşiktaş'ı beğendim. Özellikle ilk yarı. Beşiktaş ilk yarı e, son dönemdeki en iyi futbolunu oynadı. Çok istekliydi, arzuluydu. Ee, Bir belki... görüntü yansıyor e, Kartal abi. Formaya da ek yapalım. Ben formayı çok Formaya beğendim. Formaya Çok güzel form. Hakikaten yani maça Beşiktaş'ın oyuna yakıştı. Formayı Kesinlikle. çok beğendim. Bu forma satışa çıkacak mı acaba? Çıkacak. Çıkacak diye biliyorum. Bu formayı da gerçekleştiren, dizayn ettiren e, yönetim kurulu üyesi ve e, Türkiye'nin önemli tekstilcilerinden biri Yalçın Ayaydın. Yalsın tebrik Yalçın Bey'i de tebrik çok etmek güzel. lazım. Hakikaten çok düşünülmüş, çok güzel bir forma. O Beşiktaş'ın 100. yıl formasına Forması, da evet. çok ay, çok Yani muyuz. şöyle Zaten aynı Ezgi, bağlar. çok güzel olmuş. Klişe kotun üstüne giy, çık, gez Kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Evet. Çok güzel olmuş, bayıldım ben. 100. Bence. yıl arması, işte Atatürk şey, forma, e, evet. arması, baskısı. 100. Evet. yıl, ay yıldız. Vallahi harika. Onu da söyleyeyim ben çok hoşuma gitti forma. Ben de çok çok beğendim. Dışarıdan bir gözlerim. Beşiktaş değil beş mi? hakkını bunu, vereyim yani. Beşiktaşlılar da gerekeni yapacaktır. Ben öyle Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle ben e, çok ciddi bir ilgi olacağını düşünüyorum. Herkes alacaktır ben yani de ben öyle e, taraflı taraflı herkesin beğendiğini düşünüyorum. Ya, bazı şeyler e, çok önemli ve bazı değişiklikler gerçi çok önemli. Şimdi Hasan Bey yönetimi yeni bir yönetim. Daha şurada bir ayını doldurmadılar. Yapabilecekleri sınırlı. Bakıyorum bazı yerlerden yine eleştiriler geliyor. Ya biraz rahat bırakalım insanları. Yalnız Hasan Bey değil, Serdal Bey de kazansaydı, Serdal Adalı'ya da eleştiri yapılsaydı çok yanlış olurdu. Şimdi yeni bir yönetim gelmiş, eski yönetimin açıklarını kapatmaya çalışacak, onların getirdiği yıkımı düzeltmeye çalışacak, takım zaten dağılmış gitmiş. Bu kısa sürede yapabilecekler sınırlı. Önümüzdeki olan önümüzdeki sezonun planlamasını doğru düzgün yapmak. Yani şimdi dünkü maça bakıyorsunuz ya bu oyuncular iste, istendiği takdirde demek ki oynuyorlarmış. Şimdi sahaya çıkan 11'e bakıyorum. Ya çok da kötü bir 11 değil. Şimdi Omar Koley yine golünü attı. Ya adam yani santrafolları yapamadığını yapıyor. Şaşırdım 5. gol oynuyor. olmuş. 5. gol attı. E Masako o bitmiş denilen Masako o da iyi oynadı. İşte Onur iyi oynadı. Bahtiyar bakın Lugano maçında Rıza Hoca Bahtiyar'ı stopere çekti ve çok da iyi oynadı. Ama ertesi Alanya maçında bambaşka bir kadro çıktı. Yani Rıza Hoca o kadroyla çıksaydı iddia ediyorum Beşiktaş Alanya'yı yenmişti. Belki Rıza Hoca ile ilgili bu tür yola devam, yola devam edilir de. spekülasyonlar da ortadan kalkmış olurdu. Bunu yapmadı. Dünkü kadroya baktığımız zaman tuttu. Tamamen düzgün bir kadro. Bir tane genç monte etti Serdar Topraktepe. Muleka geldiği günden belki en iyi oyunlarından birini oynadı. Zaten Muleka'nın hep söylüyoruz Kasımpaşa'da oynadığı zaman ve o transfer tekliflerini aldığı zaman Muleka önde tek başına oynuyordu. Bütün toplar Muleka'ya atılıyordu özellikle uzun toplar. Geriden çıkışlarda Muleka topla buluşturuluyordu. Sprinter oyuncu olduğu için o özelliğiyle alıp gidiyordu. Beşiktaş bunu yapamadı. Kenarlarda değerlendirdi. Şenol Hoca'dan başlayarak. Ve oyuncunun özelliklerini körelttiniz siz. Şimdi herkes Muleka'ya tepki gösteriyordu. Ben hep dedim Muleka kötü bir oyuncu değil. Alındığında transfer teklifleri almış bir oyuncuydu. Ama siz adamı yerinde oynatmazsanız yapacağınız bir şey yok. Aynı şey Cenk için de geçerli. Cenk de bana göre kenar oyuncusu değil. Cenk'in yeri nokta. Santrafordur. Orada da Cenk'i bitiriyorsun. Cenk zaten sakatlıklardan çıkmış, fizik e, güç gerektiren bir yer çizgide. Herkes oynayamaz. O yüzden bazı oyuncular oynayamadığı zaman da Aa, bu işte e, oynamıyor, kötü oyuncu. Öyle değil işte. Bakın dünkü kadroda kimin nerede gerçek yerinde oynadığını gördük. Şimdi herkes diyordur ki ya keşke Amarti şeyde oynasaydı, libera'da. Savunmanın önünde oynasaydı çok daha iyi olurdu. Evet çok daha iyi olurdu. Adam da yıpranmazdı. Ya ben şimdi yine söylüyorum. Beşiktaş'ın oyuncusu değil belki. Ama bunlar da insan. O üzülüyorlar. Tepkileri görünce üzülüyorlar. Mesela dün golden sonra Muleka'nın bir sevinci vardı. Pardon, e, Amartey'in. Hakikaten yani kendi gol atmış gibi sevindi. Ya, o da bir rahatladı galibiyet gelince. Ya Bunlar önemli şeyler. Maça geçersek evet Beşiktaş hakkıyla kazandı. E, şimdi diyeceksiniz evet arada uçurum... Puan farkı var. Yani bu sene o şampiyonluk zaten gitti ama e, ilerleyen dönemler adına yeni gelecek hocanın da elini kolunu rahatlatma adına bu galibiyet önemlidir. Bunun devamı geldiği takdirde e, bir moral gelecektir takıma. Yeni hoca da bu takımla karşılaşacaktır. Ben doğru buluyorum. Özellikle Semih'in oynaması ve gol atışını çok sevindim. Çok e, sevindim araya girdi belki basit gibi görünebilir Dileriz goller ki ama yeni gelecek hoca da Semih'ten devam vazgeçmez. Vaz evet. geçmez, olmaz diğer gençlerden diğer de. Gençlerden ama şunu da söyleyin, şey. bu çok kolay değil. Hemen bütün gençleri oynatayım öyle bir şey yok. Beşiktaş yarışmacı kulüptür. Evet ama, ama Semih Semih artık monte etmeniz, lazım, Tabii, monte etmeniz lazım. Daha sonra diğer oyuncuları yani. evet. almanız lazım. Beşiktaş moral bulduğu devre arasına kısa bir devre arası var ama hiç olmazsa hoca yeni hoca gelene kadar bu moralle devam edeceklerdir. E, yönetim de moral buldu. Şimdi bir iki transferle e, hiç, hiç yoktan ikinci yarıya e, daha böyle şekli azimle hazırlanacaklardır. Peki oraya geleceğim. E, Mehmet senden de şöyle bir e, düne dair e, takıma dair değerlendirme alayım. Daha sonra tabii ki esas merak edilen konular teknik direktör ve transfer konusunu konuşacağız. Hatay son sanırım 9 maç tek galibiyet Galatasaray'a karşı. O maçta bir ekstra performans Galatasaray'ın dönüşü yorgun gelmesi diyebiliriz. İyi gitmiyor Hatay. Dün de 2-0 sonrası Amartin Bireysel hatası olmasa 2-0 bitecekti 2-1 sonrası da bir tane duran top var. O duran topta da Kadıköy'de Livakoviç'e gol atmış önce iyi kullanıyor Mert güzel kurtardı. Onun dışı çok Beşiktaş adında tek taraflı bir oyundu. Muleka'nın kaçırdığı pozisyonlar var, Semih'in golü var. Amartin varlığı Salih'i oyun içine attı üstüne Hacı işte de didik Değil aldığı mi? için gollerde asist yapan isim oldu. Evet. İlk golde evet. iyi orta, ikinci golle duran topu korneri kullanan isimdi. Beşiktaş evet, iyi bir galibiyet aldı. Rıza hoca döneminde de böyle galibiyetler var. Örnek verelim. Bir Samsun deplasmanı o gün mesela Samsun'un çok yeni yer ettiğini düşünmüyorum. Çok iyi Ama dün işte. Beşiktaş net şekilde galibiyet <laughs> hak etti. Bence bu da net şekilde sağ kenarındaki Serdar Toprak Topraktepe'ye yazar oyuncu tercihleriyle. Rebiç hiç oynamadı. Kulübedeydi. Ben biraz kulübeyi kontrol ettim sonrasında. Ezgi Acavani getirilmedi mi? Gelmiş. Burada oynamış. E, Jesús'un gelmesi değerli orada takıma destek vermesi. Çünkü o da biliyorsun biraz spekülasyon olmuştu, evet. sakatlık vesaire. E, evet, Beşiktaş'ın e, kadrosu şu aşamada Fenerbahçe ve Galatasaray ile şampiyonluk için yarışamaz diyoruz ama bu kadar da kötü olmamalıydı. En azından konferans liginde e, dördüncü maç tavla atacak takım değildi Beşiktaş. Yani gruptan e, çıkar... doğru çıkmalıydı. çıkmalıydı. Kulüp Kulüp dışında takımları alt etmesi gerekirdi. İşte bir Lugano'ya son maç diş geçirebildi. Peki, şimdi esas merak edilen konu dediğimiz gibi teknik direktör kim olacak? Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Feyyaz Uçar açıklamalarda bulundu. Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini söyledi. Ve adaylardan birinin de Sergen Yalçın olduğunu belirtti. Bir izleyelim o açıklamaları sonra biz de üzerine konuşalım. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Sergen Yalçın adaylardan biridir. Resim Bir söylemem doğru değildi ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor dedi Feyyaz Uçar. Şimdi... Yabancı adaylar olduğunu da biliyoruz Kartal'da. İstersen şöyle bir isimlerin üzerinden geçelim ve Sergen Yalçın bu adayların neresinde duruyor onu da Tabii. izleyicilerimize anlatalım. Şimdi şunu baştan söyleyeyim. Beşiktaş yönetimi yerli de karar verirse zaten tek seçenek var Sergen Yalçın. Sergen Yalçın takımın başına geçer. Peki çok özür dilerim. Bu karar neye göre verilecek? Yani yerli mi yabancı mı noktasında neden böyle bir ayrım yapılıyor? Çünkü Önemli olan teknik direktör profili değil midir? Tabii yani gerçi o. Yani yerli olsa ne olacak, yabancı olsa evet. ne olacak? Yani şöyle bir düşünce var. Yerli oyuncuların yönetimde konuşulanlar şu. Mesela Şenol Hoca'dan itibaren böyle işte Şenol Güneş bıraktı, Burak Yılmaz kısa bir süre, Rıza Hoca, işte Dün Serdar Hoca. Yerli hocaların daha çok yıpranma, yani medyaya özellikle kulak astığını hmm. düşünüyorlar. Evet yabancılar belki yerlilerden daha çok yıpratılıyor bizim ülkemizde ama yabancılar çok daha profesyonel bakıyor olaya. Bizim o kendi teknik direktörlerimiz öyle değil. Rıza Hoca da özellikle Şenol Hoca yani hepsi daha çok böyle hiç bu işlerle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir bakıma vurdum duymaz olan Sergen Yalçın bile zaman zaman bundan etkilenmiştir. O yüzden özellikle Sayın Başkan Hasan Arat'ın Yabancı getirme düşüncesi ağırlıkta. Bu konuda da kendisi yönetimden yetki almış durumda onu söyleyeyim. Görüşmeleri bizzat kendisi yapıyor. Ama e, tabii işin e, altyapısını hazırlayanlar yönetimdeki bu işe ilgili özellikle işte Samet Hoca, Feyyaz Uçar, e, sportif kısmını e, bu e, ekip hazırlıyor. Hasan Bey de e, bizzat kendisi giderek orada birebir görüşmelerde bulunuyor. Şimdi e, tabii Feyyaz Uçar'ın e, Sergen Yalçın'la ilgili açıklamaları e, doğru. Yani e, sonuçta Sergen Yalçın bu camiaya mal olmuş. Bu camiadan çıkmış. Bu e, takımın formasını altyapıdan itibaren e, terletmiş bir oyuncu. Yani isminin konuşulması e, gerçekten doğal. Yani e, konuşulmaması bence yanlış olurdu diye düşünüyorum. E, ama... Yöneticilerin de özellikle yönetimde şöyle de görüşler ağırlıkta yani e, denenmiş artık yapmayalım yani kim olursa olsun ismi dünyanın en iyi teknik direktörü de olsun denen bir şey getirmeyelim e, baştan bize yeni bir yabancı Sıkmadan, sıfırdan ne? gelip bir takım bir kadro kursun ve e, Avrupa'da da e, vizyonu olan bir teknik adam getirelim şeklinde bir düşünce var. Sayın Başkan da bu düşüncelere katılmış durumda. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Yani işte yabancı olmazsa en son alternatif Sergen Yalçın gibi öyle bir durum yok. Şu anki karar daha çok yabancıya yönelik. He istenen şartlar oluşmadı. Yabancı anlamadı. Bu kısa vadede işte takımı kim ayağa kaldırabilir şeklinde düşünceler ağır basarız o zaman Sergen Yalçın gelir. Peki yabancı adaylar kimler? Yabancı adaylar söyleyeyim birçok isim zaten çıkan isimler ama 3'e düşmüş diye duydum ben bu adayları. Yani e, bir eleme yapıldı. Kimi zaten gelmiyor, kimi e, uzun süreli kontratlar istiyor, kimi maddi olarak farklı seçenekler, e, daha çok e, geniş kapsamlı sözleşmeler istiyor. Ama yönetimin 3'e düşürdüğü adayları söyleyeyim işte Andre Bredler Alman teknik adam, Bruno Genesio... Ve Van Nistelrooy yani hepimizin bildiği isimler. Bu üç isim de bence iyi hoca. Yani e, deneyimli teknik adamlar. E, ve e, belki kısa vadede özellikle Bruno Genisio'nun daha çok iş yapma ihtimali var. Hasan Bey de bunu e, daha çok düşünüyor. E, bu kısa vadede takımı toparlayacak anlamında. E, kendisiyle görüşme yapılmış Bruno Genisio ile. Ee, görüşmeler olumlu yönde olduğunu duydum. Ama bir anlaşma yok onu söyleyeyim. Ee, yanılmıyorsam dün diyorlardı Sayın Başkan'ın bir yurt dışına gezisi var. Ee, ya dün çıkacaktı ya da bugün ee, bir yurt dışı gezisi olacak. Herhalde büyük ihtimal Bruno gene şöyle bir son bir görüşmeyi gerçekleştirecek. Ondan sonra gelip yönetime bilgi verecek. Yani Feyyaz Bey'in de e, açıkladığı gibi Kasımpaşa maçında Beşiktaş'ın yeni hocası sağda olacak. Ama tabi bu biraz daha erken olması lazım gelişi. Ben bu hafta sonuna doğru bir gelişme bekliyorum. En kötü yılbaşından sonra hafta içi yani salı, çarşambaya kalmaz yeni teknik adam gelir. Çünkü antrenmanların da başlaması lazım e, tabii. ki takım maça hazırlansın. Artı transferler yapılacak. Peki transferden önce Mehmet'e de teknik direktör konusuyla ilgili ne düşündüğünü sormak istiyorum. Dediğim gibi... Şimdi adayları söyledi Kartallı'yı. Neye göre? Yani hangi özelliğine göre hangi teknik direktör seçilecek acaba? Bence yabancı olmalı. Nedeni işte iki tane yerli de denen de evet, Burak Yılmaz henüz teknik direktör değil miyiz? Ama Rıza Çalınbay'da. Hı hı. Gidişatı değiştiremedi bakarsak. Ee, yani oyunlar sıkıntılıydı. Bürüz maçı, Fenerbahçe maçı, son Alanya maçı. Yabancı teknik adam e, uzun vadeli bir planlama yapabilir. Takımı hazırlayabilir. Artı şu anki mevcut yapıdan Semi oraya Demir Ege, Emir, e, Emre Can sanırım Solbek. Emre Onları ne kadar ilave etse ki Sergen Hoca bunu pandemide yapmıştı. İşte Rıdvan'ı, Ersin'i yavaş yavaş alt takım alıştırmıştı. Bir sonraki sezon hedeflenmeli ve kısa vadeli bu sezon hedefi Türkiye Kupası olmalı Beşiktaş'ın. E, ben yabancı teknik adamı çok karşı değilim. Bu kadar yabancının oynadığı ligimizde artık futbolcular da bir şekilde İngilizceye daha yatkınlar. Eskisi değiller sırf lejyonerler değil ülkemizde yetişen oyuncular da ders alıp bir şekilde teknik adam iletişim kuruyor. E, ee, Buruna Genesio'ya gelirsek de Lyon, Rennes bir de yurt dışı deneyimi var. Puan ortalaması fena değil yani Fransa gibi birlikte ikiye yakın puan ortalaması değerlidir. Ee, sonuçta Fransa Ligi yani PSG evet orada ayrı seviye ama onun dışı hep ikinci üçüncü takımlar değişir. İşte bir Lyon hatta bu sezon küme düşme oynuyor neredeyse. Kümede kalmaya çalışıyor çok gelgitleri olan bir PSG dışındaki takımları düşünürsek orada iki takıma da rekabet yaşadı. Bu önemli. Ve yani yabancı ekol için biraz da burada bütçelerde anladığım kadarıyla bir konte tarzı çok spektaküler teknik adamlar da zorlandı ama onların bütçesini karşılamanız mümkün değil. Ben şu aşamada demin Kartal abi ifade etti. yani Yıpranma payı olacak yerli teknik adamın eleştirilerden vesaire. Yabancı teknik adam kısa vadede bir çözüm olabilir planlamayla. Mesela Valilerin İsmail İsmail'de Geldiği zaman e, ikinci sezona başlanırken üçlü üzerinden çok eleştirildi. Neden sorusu sorulmadı yoksa o Beşiktaş ile işte Sergen Yalçın'ın Önder Karabeli takımı bir şekilde bir derli top, futbol oynatmaya çalışmıştı sezonu bitirirken e, o kadro. Ben yabancı olacağını düşünüyorum. Hasan Arat'ın biraz vizyon da bana evet. e, onu e, işaret ediyor. Yani Hasan Arat'ın Rıza Çalınbay ile devam etmemesi de benim için sürpriz değildi. Yabancı teknik adam tercihi de ee, ısrar da sürpriz olmaz. Peki Beşiktaş'ta şu anda teknik direktörü yıpratan konu yerli yabancı olmasını yoksa kadro <laughs> kalitesini bu da ayrıca bir tartışma konusu. Yani e, ne kadar transfer yapılıp bu takımın çehresi devre arasında ne kadar değiştirilebilir ki biz bir teknik direktörün e, farkını hissedelim Beşiktaş'ta. Ne yapılacak transferde? Şimdi transferde öyle herkes mucizeler beklemesin. Yani Beşiktaş'ın e, eli kolu bağlı. Limitlerin yok, kontenjanın dolu. Bir kere oyuncu göndermeden bir şey yapamıyorsun hı hı. ama gönderilecek. Büyük ihtimalle Abubakar'la yollar ayrılıyor. Zaten Bakar kendi gitmek istiyordu. Arabistan'dan teklifler var oraya gidecek. Rozier'in gideceğini düşünüyorum. Ee, onun dışında... Gezal'la bence artık olmaz. Gezal'la e, büyük ihtimalle karşılıklı fesi olacak. Gezal'ın da zaten gözden çıkarılmıştı kadro dışı. Gezal'la da yollar ayrılacak. 3. Yani en az 3 e, kontratjan açılacaktır. 3 yerinde transfer yapmayı e, yapmayı düşünüyor Beşiktaş. Bir de Gezalla, Bu Bakar'ın aldığı yıllık ücretlere 4-5 oyuncu alırsınız. Tabii, Onlar Beşiktaş'ın oyuncuları. Yani ben onun için çok karamsar değilim. En az 3 transferle yola devam edecektir. Zaten ara transferde fazlasını bekleyemezsiniz. Kim ben şöyle şunu yapacağım, bunu yapacağım onu getireceğim derse doğru konuşmuyor. Hazır oyuncu bulmak da kolay değil. Çok mi? zor. Yani kim elindeki sağlam ve iş yapan oyuncusunu versin ya sorunludur. ve takım hoca ile sorunu vardır ya sakatlığı vardır. Öyle bir şey vardır yani adamın. Onun dışında adam oyuncu bulamazsınız. O yüzden en az 3 transferle Beşiktaş bu ara transferi kapatacak. Ama yeni sezon planlaması onu söyleyeyim çok detaylı ve titiz çalışmayla Hemen hemen baştan değişecek bir takım Bizleri bekliyor Yeni hocanın gelecek vereceği rapor doğrultusunda Onu söyleyeyim Bir içeriden yani yönetim kanadından Bir gelişme daha var Evet Yönetimin çoğu Daha önce denenmemiş Bir isimden yana Ama kısa vadede takımı Ayağa kaldıracak Luchescu isminde de Durmuyor değil yani kısa dönemde işte ligi zaten çok iyi tanıyor, kulübü iyi tanıyor. Ee, evet ilerleyen bir yaşı var ama ilerleyen yaşına rağmen e, futbol bilgisi inanılmaz. Belki Lucescu'nun yanına bir e, bundan sonra 5 yaşı ileride teslim edecek e, bir yerli bir teknik adam da getirilip genç bir teknik adam alınıp öyle bir düşünce var ama ee, bilmiyorum çok olacağını tahmin etmiyorum ben. O teknik ben. adamı hemen söyleyeyim Serdar Toprak da hep o tanıma olabilir <laughs> tamam, tabii ki oynadı. Olabilir, olabilir o oynattı zaten. Lucescu'yu ben de duydum Lücescu olayı var. Duymadığımız herhangi Hayır. bir e, teknik direktör arayan takım yok, şöyle de <laughs> duydum. İsminin çok Bruno Genesio kadar medyada geçmemişse biraz taraftar tepkisi olur düşüncesiyle Lucescu çok. Ee, hani, e kapıların e, ardına yansıtılmıyor öyle söyleyeyim Evet yani Biraz olabilir. Tekki olabilir diye. Tepki olabilir ama şunu söyleyeyim. Ya eğer bu şu üç oca, saydığımız hocalar arasında ben Bruno Genesio'nun fark yaratacağını düşünüyorum. önde diyorsun. Niye? E, Fransızca konuşuyor olması takımda çok e, Fransız Afrika kökenli, Afrika kökenli. Zaten Çok Fransızca. var. Fransızca. Bunların öyle hepsini o. gönderemeyeceğin için belki yeni gelecek oyuncular da Fransızca konuşacağından Bruno Genesio'nun öne çıkma ihtimali çok yüksek gelme ihtimali ama olmuyorsa Luchescu'yu da getireyim. Luchescu da şakır şakır Fransızca konuşuyor. Bir şey yani Beşiktaş'a şey de yazılmıyor mu Yusuf Sarı? O da Fransızca biliyor mesela. Yani Frans alt diye bir mü acaba? Yani ben Luchesco gelirse oldu da Luchesco geldi ben tepki göstermem. Lucescu düne kadar e, kısıtlı imkanlarla savaşta olan Dinamo Kiev'in başındaydı. Yani Shakhtar kendi yarattığı Shakhtar kendi yarattığı Shakhtar hegemonyasına düşük bütçe Dinamo Kiev ile son vermiş son ve Dinamo Kiev taraftarının en başta çok tepki gösterdi. Ben yani futbol bilgini futbol yani çok futbol tak, teknik taktik olarak çok saygı duydum bir teknik Kesinlikle. Adam. Evet konuşmaları çok politik olduğu için bazen hem medya hem taraftarlar tarafından tepkiyle Karşılaşıyor ama teknik adamla bence tartışmaya kapalı çok ben, özel bir teknik Avrupa'nın önemli e, teknik adamları arasında olduğunu düşünüyorum. E, bir kere şunu söyleyeyim inanılmaz bir oyuncu havuzu var. Şu an gitsin e, Brezilya'dan mesela 17-18'e kimsenin bilmediği bir oyuncuyu getirir. 5 yaş 3 sene sonra atıyorum 20 milyon 30 milyon 40 milyon euroya satar. Öyle bir oyuncu havuzu var. Ee, bunu da düşünüyor. Yani bunu da düşünüyor Beşiktaş Luchesko yönetimi. Özellikle Feyyaz Uçar. Tabii Feyyaz Uçar Lucchesi ile çalıştı. Doğru. Yardımcı, Yardımcı hocasıydı. Yaptı. Yani Luchesko gelse kimse şaşırmasın Ben eleştiriyor olur. Evet eleştirilere e, evet olabilir gayet doğal ama Lucchesi eleştirilecek bir teknik adam değil. Peki. Tek şeyi evet sıkıntısı yaşının biraz gelmiş olması ama onun dışında yani köy laf edilmez. Peki Beşiktaş'ta neler yaşanacak teknik direktör konusunda göreceğiz değerli izleyenler. Gelin pazar gününe bir dönelim, derbiyi konuşalım, değerlendirelim. <laughs> İlk olarak derbinin ev sahibi Fenerbahçe ile başlayacağız. Bu arada konuşacak çok konumuz var derbiyle ilgili. Zira özellikle penaltı tartışması üzerinden... Ee, yine iki takımın açıklamaları var yöneticiler e, düzeyinde. E, onlara da bakacağız birazdan ama e, şöyle bir ev sahibi Fenerbahçe'yi konuşalım ilk olarak. E, 2024 yılına Süper Lig'in lideri olarak e, başlayacak yine e, Fenerbahçe. E, maça dair detaylar da var haberimizde. Bir haberimizi izleyelim sonra konuşalım. Evet şimdi derbiyi konuşmadan Kartal Galatasaray Beşiktaş'a ilgili e, bir e, ekleme yapacak. Şöyle ekleme. E, bizim e, spor özel arkadaşım var Harun Muslu o mesaj atmış. Deneyimli bir e, daha Galatasaray mavidir ama e, beni çok sever. Beşiktaş'ın 3 tane en az Atiba'ya ihtiyacı var diyor. Doğru ben de katılıyorum. Atiba ve böyle Joseph tarzı e, çok, yönlü çok yönlü oynayabilen atletik, aidiyet, evet aidiyet evet. duygusu yüksek Joseph olan. Joseph demişken de Başakşehir'e dönüyor tekrar. Şey öyle ki. mi? Evet. Bence yerinde hamle oynar yani Joseph. 88-89'suz Joseph evet, oynatabilir seneler. yaşında. Peki ee, bunu da söyledikten sonra derbiye dönelim Mehmet sana dönüyorum Şimdi Fenerbahçe Galatasaray derbisi daha fare doğurdu Doğru ee, Dün tabi e, Turkuaz Medya Spor Zirvesi e, olduğu için e, Bugün belki çok daha detaylı e, bir şekilde konuşulacak, değerlendirecek Bir taraftan tabii e, süper kupaya da giderken aslında hafta boyunca derbi konuşacağız e, diyebiliriz Ve Fenerbahçe açısından bakarsak Şimdi Galatasaray açısından da değerlendireceğiz ama aslında iki takım da birbirini tarttı. İki takım da savunma ağırlıklı oynadı. İki takım da gol yemeyeyim Kaybetmemek üzerine strateji ee, evet. bu mücadeleye. Bunu İsmail Kartal cephesinden anlayabiliyorum. Yani İsmail Kartal'ın yerine kendimi koyuyorum. Pazar akşamı derbi Galatasaray kazansaydı Kadıköy'de. Üstüne cuma günü Suudi Arabistan'da kupayı Galatasaray alıyor olsaydı ben iki Galatasaray yenilgisinin İsmail Kartal'ın geleceğini ciddi tehdit edeceğini <laughs> ...düşünen taraftaydım. Onu söyleyeyim yani. Geleceği açısından bence iki Galatasaray'ın ligi sıkıntı olurdu. Tersi Okan Hoca için söylemem. Okan Hoca'nın İsmail Kartal'a kıyasla doğal olarak daha fazla kredisi var. Hem şampiyon teknik adam, şampiyon liginden çık çıkmış bir fiksürü ve... ...gelinen nokta 3 puan gerisine düşecekti. Fenerbahçe'nin be ne olursa olsun bitime bir hafta kala Aslan Aslantepe'deki <laughs> rövanş derbisinde telafi edebilirdi. Bu sonuç Galatasaray'a da onu açalım. yani iki takım arasında yani şöyle 4 puanlık maç gözüyle bakıyorum ben gibi maçlara şöyle ifade edeyim. Galatasaray 2 ile aldı. Yani nedir? 3 puan geriye düştü diyelim Galatasaray. Senaryo yazalım ligin devamında ki iki takım birbirine bence çok yakın gidecek. Yani takımları da sayayım. Trabzonspor, Beşiktaş, Adana Demir şüpheliyim. Ciddi düşüş düşüşte. var Antalya Spor yani başka takım varsa lütfen. E, şu an Kayseri de Kayseri. Yukarıda. Kays, çok Nereye puan kaybedebilecekleri Gideri. kağıt üzerinde rakip yok yani. Evet. Ben yine yüksek puan ortalamalı birlik yarışı bekliyorum sezonun ikinci yarısı için. Ya burada Galatasaray açısından sıkıntı şu. Şubat ayının ortasında iki tane Sparta Prag maçı var. Fenerbahçe nispeten e, lider olup e, Mart ayını gördüğü için Şubat ayında Galatasaray yıpranacak. Ama Ben e, 3'ten fazla yani 5'leri 6'ları zaten bugün söylemiştim. Bir takım 7 puan fark yapsın o takım ben şampiyon ilan ederim. Çok puan farkı olacağını düşünmüyorum ve doğal olarak ne varacağım? 3 puan geri düştü diyelim Galatasaray. Bitime bir hafta kala. Evinde Fenerbahçe yendi anda işi bence bitirir. Kolay kolay son hafta şampiyonluğu bırakmaz Galatasaray. Yani iki leverajdan kastım oydu. Yani iç saat galibiyet puan eşitli halinde Galatasaray'a yarayacak bir deplasman e, derbisine evet Fenerbahçe daha galibiyet odaklı oynayabilirdi. Fred'in yokluğu burada İsmail Kartal bu sefer Trabzonspor maçına yapmadığını yaptı. Ezberlerin dışına çıktı. İrfan Can'ı uzun zaman sonra bir merkez rol. Cengiz'i önde ki bence orada Cengiz tercihinde biraz rakip sol bekin Barış Alper Yılmaz olması. Sonuçta Barış e, sol bek yetisi olan bir oyuncu değil. zamanla öğreniyor. Ona güvendi ama oyun tekrarlayalım Ezgi. Yani Mustere'ye top gelmedi maç boyu bence iki pozisyonu var Fenerbahçe'nin. İlk yarıda bir tadı için vücut ile içeri çevirip ee, yani final noktasına ulaşmayan pası. Ve ikinci yarı Şimanski'nin şutu. Onun dışı hani iç sağ derbisinde bence daha baskın olması gerekir ki. Ceko çok kötü oynamadı. Bayağı mücadele etti, koştu ama bir türlü varyasyona giremedi. Bir de ben şöyle düşünüyorum seslerini. Kısa kısas değil ama rakibin senin maçı Bakan bu Halil Icardi ile bitiriyorsa... Batu Şuhay'ı alırken Ceko'yu çıkartmayacaksın yani. Batu Şuhay Ceko'da kalabilir aynı anda sağda. Tamam. Artı çok geç yaptı Batu Şuhay'ın misli bu arada. Uzatmalar da 92-93'te sanki e, girdi diye aklımda kalmış. Beraberliğe razı bir oyun. Ama tekrarlayayım e, Galatasaray yaradı bence bu sonuç. Onu da söyleyeyim. Ya, tabii Fenerbahçe taraftarları biraz tepki gösterdi. Ee, İsmail Kartal'a mücadelesinden. Bir harika. de tabii ne olursa olsun e, derbi yani Fenerbahçe'yi biz e, en başarısı olduğu sezonlarda bile büyük maç performansıyla e, hatırlardık. 99-2000'de bile Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunda Galatasaray Fener, e, Beşiktaş'ı Trabzonspor'u yenebilmişti. Kokulu dönem yenilgisi yoktu derbilerde bakarsak büyük maçlarda. Kadıköy'de de nasıl 2000, 2010 arası hep Fenerbahçe ile yine bir istatistik varsa son 10 seneyi de bakalım. ki ben bunun istatistiğine çıkarttım. Mesela Mustera paylaşım paylaşayım Kartal abiyle. 13 tane Kadıköy Fenerbahçe deplasmanı. 13 maç 4 yenilgi. 3 galibiyet 6 beraberlik yani 13 maçın 9'unda neredeyse istediğini almış bir Galatasaray var. O da bence hani derbilerin kronolojisi için bence <laughs> önem taşıyor. Psikolojik üstünlükten bahsediyorsak. Biraz bir Galatasaray'ın oyuncu grubunun da kalite olarak işte Torreira olsun, Mustera olsun, Icardi olsun, seviye olarak iyi oyuncular. Sonuçta bu atmosferden çok kolay kolay etkilenmiyorlar. Tekrar Fenerbahçe'ye dönecek olursak da evet averajla e, lider. Galatasaray'a göre farkı bence e, kolay maçları daha rahat kazanıyor Fenerbahçe. Daha farklı kazanıyor, daha rahat sonuca gidiyor. Ama hani belli başlı oyuncuların da yerinin de olmadığını gördük mesela Fred evet. bir bağlantı oyuncusuydu. Evet. Fred'siz Fenerbahçe'de Şimanski'nin tadı için oyun içi mesela. Süper Kupa'da o yüzden Fred'in dönüşü muhakkak fark yaratacaktır Fenerbahçe'ye ama Süper Kupa sonuçta tek maç final. Şimdiden söyleyeyim orada Ezgen'i. Bu maç ben tahmin etmiştim. Tahminim de 1 1 de maç öncesi yani süper mı? hayır süper lig maçı için hayır süper kupa'yı şimdi tahmin etmesi süper kupa'yı hayır süper lig süper kupa da gollü maç bekliyor tamam böyle 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 golsüz golsüz maç olmaz ama zaten öyle olur tek maç onun demek istiyorum. bu maç belli maçının sonucu sen de bir ifade şey. ettin yani çok kısır bir maç olacağı belliydi bu maçın bu maçın bence de çok belliydi şunu da ekleyeyim son olarak Kartal abi bence 5 gün sonra süper kupa'nın olması da bu maçın böyle geçmesine sebep oldu yani İki tarafta Süper Kupa'ya kaybetmeden çıkmak istedi. Doğru. Arada hani Süper Kupa olmasın, başka bir fiksür de olsun bu maç biraz daha iki takım galibiyet odaklı hareket edebilirdi. Yani ben abartmayayım. 25. dakikada bu maç beraber biter dedim zaten izlerken. Ben de 11. dakikada dedim şahitlerim var. <laughs> Şimdi e, Kartal Yiğit, Fred'in yokluğu, İsmail Kartal'ın kontrollü oyunu, evinde e, Fenerbahçe'nin e, iki puanı kaybettiği şeklinde taraftarların bir değerlendirmesi. Şimdi Galatasaray belki skor olarak e, kazanamadı ama ben Galatasaray'ı kazanmış sayıyorum. Oyunun da hakimiydi Galatasaray. Evet. Galatasaray daha e, 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 ne yaptığını bilerek oynadı. Şimdi Kadıköy deplasmanından rakibinizden, şampiyon rakibinizden evinden bir puan alıyorsunuz. Bence Galatasaray burada başarılı. Yani Okan Hoca istediğini elde etti. Sonuçta rakibiniz size şampiyonluğun belki Tek maça kalacağı bir e, zamanda kendi sahanıza gelecek. gelecek. Düşünsenize o ortamı. O yüzden ikili avarajda Galatasaray'ın öne geçmesi, buradan puan alması ben değerli buluyorum. Açıkçası ben Fenerbahçe'nin e, çok daha e, istekli, çok daha hücumu düşünen, yani galibiyete şartlanmış taraf olarak bekliyordum. Hayal kırıklığına uğradım. Yani e, Fenerbahçe'nin kadrosu ve Galatasaray'ın kadrosu hemen hemen eşdeğer. Yani çok fazla fark yok. Belki savunmada problemler ya yaşıyor Ya karma Fenerbahçe. yapsak 5-6 olur. Yani bir takımdan 5 tane alırsın bir takım 6 oluyor. 4'e 7 Tabii. çıkmaz. Evet, yani evet. eşit ağırlıkta iki takımda Galatasaray'ın savunması daha oturmuş. Fenerbahçe'nin savunması yumuşak karnı. Ama onun dışında bu maça kadar özellikle Fenerbahçe'nin kenarları form durumu olarak Galatasaray'dan çok daha iyiydi. Mesela İrfan Can. İrfan'la Tadiç'in zaten skor tabelasına da yansıdı. Yani... Okan Hoca da bunları düşünüyordu zaten. Yani elindeki kadroda evet Kerem Aktürkoğlu'nu ayrı tutuyorum ama za henüz performans anlamında iyi değil. İşte hakim ee, ziyet bir sakat dönüyor, bir var bir yok. Tete bir var bir yok. O anlamda Okan Hoca da Fenerbahçe'nin bu yönlerinin e, ağırlıklı olduğunu biliyordu ama karşısına belki o da bu şekilde bir Fenerbahçe çık çıkacağını tahmin edemedi. Şimdi haftalardır sezon başından beri sağ çizgide e, ee, inanılmaz oynayan bir İrfan Can var. Ben buradan İsmail Hoca'ya sormak istiyorum. Böylesine bir maçta e, niye bu değişikliği yaptınız? Tamam İrfan Can'ın gerçek yeri evet orta saha olabilir. Ben de hep söyledim. Ortada çok daha farklı oynayan bir İrfan Can vardı ama bu sezon değil. Bu sezon kenarda müthiş işler yapan ve takımı da buna alıştıran bir İrfan Can vardı. Geldin geldin böylese bir derbide İrfan'ı aldın. Belki zorunlu olarak yaptın. Fretin yokluğunda. Cengiz'i oynatmak Oraya, için sanki yapılmış bir... Öyle yaptı ama yani. Cengiz zaten hatasını anladı. Anladım. Ne yaptı evet, hemen? hemen i̇kinci yarı er hemen değiştirdi. Hatadan dönmek Erdemdir Güzel. Tamam. Ee, tebrik ama ediyoruz sonra ama... sonra da ikinci yarı hiç hamle yapmadın. Hiç hamle yapamadın. İsmail bir Hoca yapamıyor zaten. Şey hamlelerde bir sıkıntı var. Bak hamlelerde bir sıkıntı var. Okan Hoca da zaman zaman hamlelerde sorun yaşıyor. Geç yapıyor. Ama bu maçta öyle değildi. Okan Buruk yaptığı değişiklikleri maçı kazanmak istedi. Kazanmak istediğini gösterdi. Demin ne dedi Mehmet? Halili aldı işte şey. Bakan bu aldı. Üçünü birden oyuna soktu. Çok doğru tespit. Ben de onu söyleyecektim. Ya bu Ceko'yu niye çıkarıyorsun? ile Bassay dön ikiliye. 4-4-2'ye dön. İkili santrafora dön. Belki maçı koparacaksın. Basuay zaten son dönemde iyi Son maçta 3 gol ay, atmış. Kenarda da oynayabilir. Kenarda da oynayabiliyor. Ay, şeye dön ya 4-4-2'ye dön. Ne olacak? Zaten kalmış 20 dakika. Ceko ile beraber oynat. Senin elinde Ceko var, Basuay'ı var. Yani kazanmak zorunda olan taraf Fenerbahçe'ydi. Yani bir puana kimse sevinmesin. İsmail Hoca maçtan sonra işte bir puan böylesine maçta değerlidir falan diyor ama ben katılmıyorum. Çoğu Fenerbahçeli'ye sor. Hepsi diyecek ki ne diyorsun hocam? Ne, ne değerli o? Sen evinde Galatasaray'ı yenmek durumundasın. Şampiyon olmak istiyorsan. Ama işin, işin göre oynadı kısmını şimdi. kısmını düşüneceksin. Geçen sezon iki tane derbiyi de çok net oyunla kaybetmişsin. Ben maçtaydım Ezgi ve Fenerbahçeliler gayet maç öncesi. Maç oynasın kazanalım. Evelkenin bu deplasman derbisinde bir puan deplasman tarafı için değerlidir ama ev sahibi için aynı görüşte değilim. Bence de Değil. bu maç Fenerbahçe. Fenerbahçe Kesinlikle. 2 puan kaybetti. Galatasaray bir puan kazandı Bence Galatasaray ben. kazandı ben maçın kazananı Galatasaray olarak. Oyunun görüyorum. da ben bu arada oyun ağırlığı çok Galatasaray'daydı. Galatasaray istediği şekilde geçti. Yani ben Fenerbahçe hakikaten maç başlar öyle bir hayal ettim ki maçtan sonra arkadaşlarla konuşuyorduk bizim orada. Dedim Fenerbahçe sanki kazanmaya yakın taraf görüyorum dedim. Yani kenarları iyi, formda oyuncuları var, Cekos'u, işte Bir isim Tadici. söyleyeyim mesela Ferdi hiç oyuna giremedi. Hiç Ferdi hiç Çünkü yoktu. Çünkü karşısında Hakim Ziyeş bence tedirgin etti. Evet. Tadiç çok iyi diyorduk karşısında o da çok öyle. atletik evet. bir Sasha boyu Saşa. görünce evet. oyundan alınan ikisi, ikinci isim doğru, oldu Fenerbahçe'de. Doğru oyundan düştü yani Okan Hoca'nın buradaki rahatsız edici planları tuttu. Barış Alper tuttu Barış. Tuttu. Sol de çok dinledi. Evet. O sayıya kart aldırdı. O sayıyı zorladı 2-3 pozisyonda ilk yarı. Ya ben e, şunu söyleyeyim. Bu sezon e, ...sağda en etkisiz Ferdi'yi gördüm. Bak en etkisi tamamen e, Fenerbahçe'nin e, kenarlarını, kanatlarını e, yok etti Galatasaray, Okan Buruk. O yüzden öyle de olunca zaten bu sefer Galatasaray daha e, özgüvenle oynamaya başladı. Ama Fenerbahçe'den böyle bir oyun beklemiyordum ve böylesine bir e, taktik anlayışı beklemiyordum açıkçası. Daha çok rakibin e, ilk başlardan itibaren rakibi ön alana sıkıştıracak, savunmasından çıkarmayacak, işte Ceko'yla, gerilerden Sivasky ile, e, kenardan işte İrfancan'ı öyle bekliyordum. Böyle bir kadro bir bekliyordum ekle ama Ayıp Kartal maçta duran topları da çok etsiz kullandı Fenerbahçe. Evet. Mesela Galatasaray'ın duran topları bence daha heyecan yarattı. Bir tanesinde zaten Abdülkerim, Libakoç ya da Abdülkerim'e çalışılmış setler olduğunu gördük Galatasaray'da. Evet, evet, doğru. Hep Abdülkerim oynadı. Fenerbahçe Ferdi çok kötü kullandı duran top. Arada böyle farklı isimler de kullandı duran topları. Hep aynı oyuncular değil. Kullandıkları duran toplar çünkü maç çok durduğu için, faaliyet kesildiği için ister istemez böyle maçlarda Duranto mesela Beşiktaş'ın maçını izledi. O Markoli'yi görüyorsun. Evet. O çalışımı 90 dakika süre. maçı 43 dakikasını izleyebildik aslında. Ya ben onu böyle, da vurgulamak lazım. Hakikaten yani hakikaten inanılmaz onu, bir maç. Yani onu herkes konuştu gerçi yani maçtan sonra da biz de konuşalım. Böyle bir derbi uzun süredir yaşamadım ben Penaltı yani. tartışmasını da hemen hızlıca bir değerlendirelim. Ee, Icardi, Ceko, Fenerbahçe cephesi, Galatasaray cephesi, görüntüler, fotoğraflar. Herkesten farklı bir e, yorum benim geliyor. Için, benim için, benim için, benim için tartışılacak bir nokta yok. Galatasaray'ın penaltısı net şekilde verilmedi ama burada Arda kardeşlere yazmam. Ben Arda kardeşlerin kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum. İki takıma da eşit yaklaştı. Biraz Cüneyt Çakır stil diyebiliriz. Çaldığı faallerle beraberlik oyunu gibi. Bunu bazen hakem, hakemler maçın başında hissettirir iki takıma da Kartlar da dengeyi sağladı. E, penaltı pozisyonu da orada Mertens'in ortası Icardi'ye gitmediği için top, çizgi ve out tarafındaydı. Hakemin kaçırması normal oyun içinde. Ama Var'ın net şekilde müdahale. Evet. E, penaltı artı ben kırmızı kart diyorum. Sarı kart penaltı, edemiyorum. Penaltı kırmızı kart sence? Görüntü yani görüntü bir tuhaf bir görüntü. Yani e, kale arkasından görüntüler çıktı daha sonra. Yani onu niye e, vardı değerlendiremediler anlamış değilim. İlk gördüğümde yani e, canlı seyrederken ben penaltı olduğunu e, söyledim. Düşün hı hı. düşündüm daha doğrusu. Ama daha sonra bir iki pozisyon verince sanki yüzüne değil de böyle El boşa çıkıyormuş gibi geldi ama Bak, yine gri. Bak. Teşebbüs penaltı var. bence değil, penaltı. Evet, penaltı değil diyemem. Bak, penaltı değil diyemem. %100 yüz penaltı dediğim ama penaltı da ves ya vardan penaltı kararı çıksaydı da ya yani niye çıktı demezdim. Ve ilk anda zaten kesin penaltı dedim ben. Ya yani ilk anda yüzüne yüzüne geliyor gibi. Yüzüne geliyor ben teşe indiriyor teşebbüs yani. benim Peki. için önemli. Yani teşebbüs. Ben de teşebbüs olarak görüyorum ama yüzüne sanki bir darbe yokmuş gibi Teşebbüs geliyor. de yeterli penaltı yani olması Yani penaltı şey. verse var çok kişi itiraz etmez. onu söyleyeyim. Devam edeceğiz. İkinci saatten itibaren Süper Kupa ağırlıklı konuşacağız değerli izleyenler iki takımı da. Araya gidiyoruz. Saat başında buradayız. Bir derbiden diğerine geçiyoruz. Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Burada öyle kontrollü oyun. Birbirini tartma Savunma ağırlıklı hiç zannetmiyorum şey açıkçası Mehmet. Ne dersin? Gollü beraberlik bekliyorum. Bu sefer gol olacak. 0-0 e, bir maç izlemeyiz. Onu net söyleyelim. Bir de iki maçta artık bu sefer e, Kadıköy'deki derbi kadar kontrollü oyun olmaz. Fenerbahçe Fred'in dönüyor olması önemli. Fenerbahçe'nin oyun e, akışkanlığı açısından. Çünkü Fred Bağlantı oyuncusu ön tarafta Şimanski ile diş içine sokuyordu. Galatasaray'a gelirsek de sonuçta CVC en yüksek oyuncularla kurulu bir takım. Ve finallerin takımı bakarsak Galatasaray en kötü gitti dönemlerde bile çok final kazandı. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye karşı bu isteklere de yansıdı. Doğal olarak güzel bir maç olacak ama ben hani gollü beraberlik bekliyorum. Beklentim o maçtan. Uzatma bir, iki, Çünkü olacak? Iki uzatma penaltı. uzatma pe penaltılar da olabilir. Hı. Çünkü iki takım da çok denk bakarsak normalde Galatasaray bir tık önde derdim ama Galatasaray'ın sıkıntısı şu an oyuncular isim üstüne değil. Mesela Icardi'deki o fiziksel düşüş görüyoruz. Davinson Sanchez bence önemli bir eksik ne olursa olsun. Hani Ceko'yu daha net pasifize ederdi bence. Fizyolojik olarak Ceko'yu e, durdurmaya uygun bir oyuncu profili. Nelson ve Abdülkerim de fena değildi derbide öyle söyleyeyim. İki takımda da işte %100 biraz yorgunluk da olacak <laughs> Ezgi onda söyleyelim yani zamanlama açısından yıpratıcı bir lig ve Avrupa Maratonu'nun ardından da oynanıyor oynanıyor. O yüzden yine denk oyun bekliyorum ama gollü maç bekliyorum bu sefer. Golsüz olacağını düşünmüyorum. Ben iki taraftan birinin 90 dakika içinde işi bitireceğini uzatmaya, uzatmaya götürmek istemeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü Oyuncu psikolojisttir. Bir an önce bitirelim, gidelim. Öyle düşünüyorum ben. O yüzden e, güzel bir maç olur bu sefer. Aksine, ligin aksine. E, tabii bu bizim temennimiz. İnşallah öyle olur. E, ama sonuçta kupa olduğu için... ister istemez sonuca, yani. sonuca varacaksın. Evet. Yani şey derler ya böyle... E, sokak jargonu... Işte, ya herro ya merro. İki takımdan... iki takım da böyle oynayacak. Yani... Biz Fenerbahçe'yi daha temkinli, kontrollü gördük ya derbide. Fenerbahçe'nin de öyle oynayacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın da. Ya sonuçta kaybedecek bir şey yok. Çıkacaklar. Bir an önce 90 dakika içerisinde bu iş bitsin diye oynayacaklar. E tabi burada savunmalara ve kalecilere iş düşecek. Yani iki takımın da hücumu düşündüğü bir ortamda bir savunma aksarsa karşı taraf cezayı kesecek. O yüzden e, o anlamda güzel maç olur. Yani bol gollü bir maç olabilir. Önemli olan güzel. Yani golden de öte şöyle bir zevkli olsun. Yani işte şu kaçtı bu kaçtı diyebileceğimiz evet, bir maç olsun. Biraz yani. top oyunda kalsın. Kalsın. Son derbi yani inanılır gibi değil ya. Yani ben böyle bir derbi 40 40 uzun süredir izlemedim yani. Sadece Bu arada yani bir çirkinli dile getirelim yani Galatasaray taraftarı 2000 kişi Kadıköy'de Ülker Stadyumu yerini aldı onların tam önüne hoparlör düzeni ki ben şöyle ifade edeyim Ezgi. Zaten stat'taki hoparlör sistemi hep sıkıntılı yüksek ses. Ben artık tribünden çok böyle konuşmam mümkün olmuyor. İçeri kaçıyorum. Orada biraz Galatasaray taraftarına eziyet olmuş. O hiç hoş değil. Yani Fenerbahçe'ye yakıştıramadım onu da söyleyeyim. Yoksa hani ezeli rekabet. Olmasın Deplasman olmasın diyor, Taraftar gitsin diyoruz. Oraya giden taraflara da çile çektirmemek gerek. Yoksa Kesinlikle. evet pozisyonları konuşuruz. Penaltı penaltı değil. Faal faal değil. Ama sağda olan sağda kalmalı mantığındayım ben. O yüzden hani Fenerbahçe yönetimine bu hamleyi çünkü yani oradaki yöneticilerin bilgisi dahil olmadan hoparlörler o tribünlerin önüne çevrilmez. Yüksek sesli müzik yerine çünkü hani maça giden arkadaşların da oldu. Bu yüksek sesli müzikten baya baya rahatsız güzel, olmuşlar. İnsan sağlığını etkiler yani. Hadi ne gerek var ben anlamadım. Çağ dışı bir e, uygulama. Ne oluyor yani onu oraya koyduğun zaman ne oluyor? Ya sesini yani hep, bastırıyorsun e, vesaire. Kazanıyor musun yani? Sesi bastırsan ne olur? Zaten 50 bin kişinin içinde 2 bin kişi var. Yani ses zaten bastırılıyor. Gidip de orada hakikaten insanlara, yani kim olursa olsun Fenerbahçe'nin yaptığı için değil. Iştaş da yapsa aynı şey söylüyor. güvenlik söyleyeyim. kuruluna da şöyle Bunları, Hani Maç öncesi toplantıda mesela kapasiteyi 300 düşürüyorlar arada boşluk bırakmak için. Bunlara da müdahale olmaları gerek yani orada. Doğru. Sonuçta madem deplasman, çünkü toplu halde götürülüyor ona göre bir plan program çiziliyor deplasman maçlarında lafa geldiği zaman deplasman yasa olmasını etmesin diyoruz ama bu uygulamalarda yani mağdur tarafın şikayetini azından dile getirmiş ya oluyor. Bu nereye kadar olacak? Şimdi rövanş maçında olmasın. Şimdi de Galatasaray yapacak yani o zaman. Yapmasın. Sonuçta benim altında nasıl o, mantığım o yani. zaman? O... yapmasınlar, kimse yapmasın. Yani e, bunlar konu bunları değil de futbolu konuşmamız lazım. Rezalet bir futbol var ortada. Yani rezalet yani. Futbol rezaleti önce Ceko yani. atışıyor, Icardi atışıyor, İsmail yani. Kartal maç yani. sonrası konuşuyor. Ya, olmaz. Yani, Yöneticiler oradan ona sallıyor. Bir, bir Onu da birazdan konuşacağız. Şimdi yani, yani Süper Kupa'ya giderken e, herkes başka bir açıklama yaptı. Bak toplantıya yaptı. çıkmayacaklarmış değil mi? E, bir şey soruyor herhalde. Evet. Abi. evet Burak Kartal Burak abi yani konu, konuyu Fenerbahçe açıyor. Fenerbahçe Genel Sekreteri çok, ortak basın toplantısına çıkmayacaklar. Yani. Çok, çok özür diliyorum. Lütfen beni uyarsın arkadaşlar. Galatasaray ligin son maçında Fenerbahçe 3-0 yendi. Jesus toplantıya çıkmadı böyle bir mantık var mı? Fenerbahçeli kariyeri biteceğim ay sonra bir hafta sonra kupa maçına çıktı çünkü. Fenerbahçe kupayı aldı hatta Başakşehir. O da çok saçma. Yani bazen yenilgiyi de kabul edeceksin, konuşacaksın. Uyuşmamak <laughs> nedir? Düşman değil ki bu iki takım. ...iki tane benim en azından Fenerbahçeli arkadaşım var. öldemek istiyorum yani benim öyle. Herhalde değil. canım de yok. önce e, basın toplantıları yapıldı, açıklamalar yapıldı, birlik beraberlik e, mesajları verildi. İşte her yaşanan olumsuz olaydan sonra birlik beraberlik mesajı veriliyor bir sonraki Ya kadar. Burada olay şu Galatasaray'ın e, onu da söyleyelim sesli e, şekilde. Maç <laughs> sonrası penaltı ile açıklaması şunu soracağım Kartal abi sana. Benzer pozisyon rolleri değişiyor. Ceko ile Nelson arasında yaşansa maç 0-0 bitse Fenerbahçe resmi sitesi Galatasaray'ın yaptığına benzer açıklama yapar mıydı yapmaz mıydı? Yapardı. Onu demek istiyorum. O yüzden çok takılmıyorum ben ya pozisyonu ee, ilk değil ki yani ben şunu anlamıyorum. Ya abi, i̇lk mi bu yani bu, bu sezon, bırak bu sezon bugüne kadar oynanan maçlarda hiç mahkem kararı konuşulmadı. Sürekli konuşuluyor yani zaten. zaten her hafta konuşuyoruz. Var. Her hafta hakem konuşuyoruz zaten. Federasyonun verdiği kararlar. Yok onun kararı, yok hakem böyle yaptı, yok vara niye gitmedi. Yani bu ilk değil ki kesinlikle konuşulacak. Bu, 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 bitmez konuşmak. Bu arada Süper Kupa maçını da Abdülkadir Bitigen yönetecek. Onu da, onu bak onu da konuşacaklar. Ya sonuçta bir kupa var ortada. Yani sonuçta konuşacaksın. Son maç hakem... tekrarlayayım. Arda kardeşler Bence, Bence iyi yönetti. geçti. Iyi yönetti. Yani Bence de kötü yönetmedi yani. Ben, ben de e, hakem hakem öne geçmedi. Çünkü ortada bir de oyun yoktu oyun yani. Oyun çok olmadığı çok için hakemlikte bir şey olmadı yani. Ama bence akıllıca maç yönetti. Tam Cüneyt Çakır sil diyebilirim. Ama mecbursun böyle Sürekli faal çalma, evet. oyun soğutma, tam Kart beraberlik oyunu e, normal yani kötü yönetmedi. Ya şeyde bile var sonda. E, kartı var. Faal yapıyor, vermiyor. Yine Galatasaray'da Saşa boy yapıyor, vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun kartı yok hemen veriyor mesela kafasında hani 11 11 dengeli oyun tamam, da değil mi ama de? ne yazık ki çok eleştiremiyorum Ezgi hakemleri getirdiğimiz noktada bu Ya bunda ben sana söyleyeyim yani herkesin bizlerin de payı var, var. Herkesin sürekli hep söyledik yani başta federasyonun TFF oradan kulüp yöneticileri başkanları hala o diyor şeye çıkmayacağız toplantıya çıkmayacağız o bunu diyor medya bizler yani kimse kusura bakmasın ya yapacak bir şey yok. Ben sana söyleyeyim, bu böyle gelmiş, böyle gidecek. maalesef ki böyle gidecek. Ya yani ne yapabiliriz yani? Baştan çıkıp da e, yeni nesil işte bir hakem mi ordusu mu yetiştirilecek? Ne yapılacak? Ya da bir hakem okulu mu kurulacak? Ya yani ne yapacaksa yapsınlar o zaman. Ama e, maalesef ki hata olacak ya. Yani dünyada var hakem hatası. yani Türkiye'de değil ki. Ben bakıyorum bazen hakikaten Avrupa'da da feci kararlar veriyorlar ya. İngiltere'de ya dahil yani. Ben hep var ya. İşin e, Bayern Münih Galatasaray maçı. Evet Harry Kane'in attığı gol gol evet. ama prosedür olarak VAR monitörü, VAR sistemi bozulduğu için offside olmalı. Yan hakemin kararına uygun orada prosedürü çiğnedi. Evet. Orta hakeme Yan hakem. yani Ben şimdi. kolay kolay da orta hakeme bu sezon özelinde Şampiyon Ligi'nde bir daha maç verilmesini beklemiyorum Portekizli Nobre. Ye. Oluyor hakem hatası ama burada en azından sen o hata yapanların çok hani e, niyetini sorgulamadığın için uzatmıyorsun. Yine Usta Galatasaray yine Peki. şikayetini yazdu UEFA Disiplin Kurulu'na. Şimdi biz yine de biraz saha içini konuşmak zorundayız. Her ne kadar oyun yok desek de yani, ama bu maçta ben daha farklı olacağını hepimiz öyle düşünüyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Öyle, doğru. Şimdi bir kere Fred'in varlığı Fenerbahçe'yi ne evet. kadar pozitif anlamda etkiler onu konuşmak lazım. Çünkü Fred'den gerçekten çok etkilendi Fenerbahçe. 3 maçta puan kaybetti Fred'in yokluğunda. Şimdi Galatasaray cephesinde de Icardi'yi konuşmak lazım. Sakatlığından beri tam verim alınamayan bir Icardi'den bahsediyoruz. Sanki böyle iki takımda da o iki oyuncunun performansı belirleyici olacakmış gibi görünüyor. Fred'den başlarsak. Fred'in ne kadar yararlı olduğunu bir takım için, Fenerbahçe için ee, oynamadığı zamanlarda nasıl bir dezavantaj oluşturduğunu gördük. Hakikaten Şimdi bazı oyuncular vardır. Evet tamam isimdir, markadır. Ee, çok böyle topa girmezler ama Fred öyle değil. Yani aldığı paranın hakkını veriyor derler ya. Fred o klasmanda bir oyuncu. Kesinlikle aradı derbide Fenerbahçe. Yani Fred tamam Fenerbahçe kötüydü. Yani tek başına Fred olsaydı bir şeyler fark eder miydi? Belki fark etmeyecekti ama hiç olmazsa çok daha orta sahada böyle daha kreatif, daha etkili bir Fenerbahçe e, imajı Görebilirdik biz. Oyunu görebilirdik. Bu yoktu. Şimdi hafta Cuma günü olacak. Ben ee, bir anda Fenerbahçe'yi daha çok değiştireceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin oyun yapısı da değiştirecek. Değişecek büyük ihtimalle. Yani bazı oyunculara göre mecbursun ee, kurguyu onların üzerinden yapmaya. Fred de böyle bir oyuncu. Yani hem hücumda var hem defansta var. Çok e, iki yönlü oynayabilen bir her e, takımın, her teknik adamın isteyeceği bir oyuncu. E, çok aradı Fenerbahçe. Şimdi İsmail Hoca'ya kızdık işte. Yani İrfan'ı oraya attı falan. Belki Fret'in, belki değil o yönde. Feret'in olmamasından kaynaklanıyor ama e, kurulmuş bir düzen vardı derbiye kadar Fenerbahçe'de. İrfan Can'ın sağda etkili oluşu. İşte ortada e, Fret'in oluştu Ama Fret'i çıkardıktan sonra belki Crespo'yu Crespo. E, Crespo zaten soktun. E, İsmail Crespo'lu bir e, şey yapabilirdin, kurgu yapabilirdin. Cengiz'i oynatmaması lazımdı. Bence hata yaptı. Yani aldandı da. Geçen haftaya aldanarak e, İsmail Kartal Cengiz'i oynattı. Herhalde oldu. Tuttu. İşte e, fizik olarak Cekoyla iyi. da uyumlu evet. oynadıkları için o, daha o önce yönde. derbide belki fark yaratabilirlerdi. Ama işte öyle olmaz. Yani karşısındaki rakip Galatasaray. Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz ve üstelik bence hep söylüyorum tamam kaybetmediniz. Derbi de kaybetmemek önemlidir ama bu sene için değil. Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir oyundu. O oyunda siz o çarkı işleyen çarkı bozmayacaktınız. Ne yapıp yapıp İrfan Can'la yine kenarda başlayacaktınız. Orta sahayı Crespo, e, İsmail yapacaktınız. o, yapılacak buydu. Ama bunu yapmadı. Sonuçta iki puandan oldu. Şimdi Büyük ihtimalle biz Cuma günü ne göreceğiz? Yine İrfan Can'ı sağ kenarda Fred'le e, e, yerinde göreceğiz. O yüzden e, daha farklı bir Fenerbahçe olacaktır. Olmalıdır da sonuçta bir kupa var. Yani öyle de böyle bir süper kupa. E, i̇ki tarafta almak isteyecektir bu Tabii kupayı. Yani oyun anlamında o yüzden diyorum farklı bir oyun olacak. Yani Bir kere kurgular değişecek. Yani bir oyun e, şablonu değişecek iki tarafında. Tamamen kazanmaya. Mesela Galatasaray'da da ben Büyük ihtimalle bir zaha hamlesi bekliyorum 11'de. Galatasaray'la konuşacağız. Bu arada Abdülkadir Bitigen yönetecek mücadeleyi demiştik süper kupa karşılaşmasını. Var hakemi de Emre Malok oldu değerli izleyenler. Bir son dakika bilgisi olarak bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Dileriz ki maçın ardından her iki ismi de hiç zikretmeyiz. Sadece oyundan bahsederiz. E tabii Kadıköy'deki derbi Mustafa İlker coşkun'a yazar. Eee İkar'diye verilmeyen penaltı. Biraz var vardı değil mi? Vardı de hakem hmm. oydu öyle kalmış aklımda. Hakemlere başarılar dileyelim. Vara da çok iş düşmez diyelim. Ee, Fred konusunda katılıyorum. Eee Kartal bence <laughs> kadrosu belli Fenerbahçe'nde. Burada İsmail Yüksek mi, Crespo Muhtemelen İsmail Fred yapar. Ee, yine İrfan asıl yerine döner. Onun dışı aynı kadro olur. Galatasaray'da birkaç değişiklik bekliyorum. Mesela Zaha bence 11'i başlar. Ben Çünkü Mertens'in yıprandığını gördük. Fred'in oynuyor olması belki de Kerem Demirbay ne kadar iyi oynasa da o da Mertens kadar son maçlarda çok oynadığı için. Bir Kaan Ayhan hamlesi görebiliriz. Galatasaray daha orta sayı sağlamlaştırabilir. Yani Kaan Ayhan Torreira'yı Fred'in karşısında tercih edebilir. Orada da Torreira'yı Fred'le birebir oynatabilir Okan Hoca. Artı hani Mertens yerine Zayi bekliyorum. Kerem Aktürkoğlu'nda forvet arkası bekliyorum. Icardi yani dün istatistiğini çıkarttım Ezgi. Beşiktaş maçı Gezal'ın hamlesiyle sakatlanmıştı. Ondan sonra yine dönmeye çalıştı. Antrenmanlara katılmadı. 12 maçlık performans. Sadece 3 maçta gol atabildi ve 3 maçın ikisi penaltı yani. 12 maçta sadece akan oyunda bir golü var. Bu ister istemez zaten oyuncunun artık istatistiklerine yansıdı. Fenerbahçe maçına gelirsek İki iki tane pozisyonda bence gidemedi. Osterbolde ve Ciku orada kademelere girdi. O patlayıcılığını kaybettiğini gözlemliyoruz ama Icardi öyle bir oyuncu ki işte özel hayatındaki bütün çalkantılı dönemlerde hep gol atarak tekrar ayağa kalkmasını demişti. Geçen sezonda benzer sıkıntı yaşamıştı. E bu maç sonrası da o fotoğraf işte Ceko'nun polemiğe dair olması bence muhakkak bu süper kupaya ekstra hırs yapacak. O yüzden de ben Icardi'den daha iyi performans bekliyorum. de krizi çok iyi fırsata evet. çevirebilen oyunculardan biri. Yani o yüzden Fred'in dönüşü de önemli, Icardi'nin hırs yapacak olması da önemli Galatasaray'da. Bu da ister istemez bana gollü, daha keyifli bir derbi <laughs> vaat ediyor. Peki Mehmet sence Icardi'deki bu düşüşün e, esas sebebi ne? Yani üç sakatlık sakatlık. E, sakatlık Bir sakatlık. mı i̇ki, yoksa yok. beslenememe durumu mu? Bir sakatlık, iki üç günde bir maç temposu. 3 değişen oyun formasyonu. Değişen oyun formasyonu hatırlatalım. Geçen sene İkardi'nin arkasındaki üçlü Raşit Mertens, Kerem de ezber kurguydu. Yani o demiş. ezber kurguyu şöyle söyleyeyim Kartal abi. Beşiktaş deplasmanında İkardi attığı golün aynısını Ankara gücünü attı. Raşit ise sıfıra inip çevirdi. Çünkü Raşit ise <laughs> sağ ayaklı bir oyuncu. Daha geniş oynayabiliyordu Galatasaray. Yani şimdi bakarsak daha tek tip bir oyun var işte. Ee, sağ ayaklı Zaha sol açık. Sol ayaklı Ziyech sağ açık. Henüz Zaha ile İkardi aynı dili konuşmuyor. Bence bu biraz oyuna da yansıyor. Evet. Icardi Kadıköy'deki performansı beğenmedim ama Kerem Aktürkoğlu ile Mertens'i de beğenmedim. Bakarsak arkasındaki oyuncular çok iyi oynayıp da bir tek Icardi aksı diyemem. Bu takım oyunudur. İstatistiklere yansını düşünüyorum yani maçta 4-5 pozisyonu var. İkisini bitiremedi zaten Icardi. Şimdi bak, istatistik e, <laughs> önemli burada derbide. Ceko 51 kez topla buluşuyor. Icardi 15 kez. Tabii Ceko savunma yardımı da yaptı maçta. Ve normalde Galatasaray daha etkili olan taraftı. Buna o, rağmen Kocada'nın 15 kez buluşmuş olması çok enteresan. Mesela Ceko'nun en kötü oynadığı maç, en e, pasif gözüktüğü maç Trabzonspor maçıydı. O maç topla buluşması 29'larda kalmıştı. Yani e, Abdullah Avcı orada akıllı bir planla takım boyunu uzatıp Ceko'yu koşturup hiç oyun içine katlamıştı. Burada oldu. Ceko yine oyunu oynadı ama takım arkadaşları çok e, ayak uyduramadı Ceko'ya. Öyle söyleyelim. Icardi normalde çok o kadar toplu oynayan bir oyuncu değil. Yani onun sesine bakma ama 15 değil. 30 olsun. Maçta etkisizdi ama tekrarlayayım. Icardi kadar arkadaki Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'na yazar. Ziyeç dışında bir etkili isim yoktu Galatasaray'ın hücumlarında. Ziyech fena maç çıkarmadı. Bak Fenerbahçe'de de Ceko'nun istatistikleri çok iyi. Şimdi söz yine şeye dönüp dolaşacak. İsmail Kartal'a niye çıkardı? Ben olsam çıkarmazdım konuştuk ya Batsuay al yanına. Ceko tamam gol mol atamadı ama başarılı. İstatistikler onu gösteriyor. İkili mücadele bak ikili mücadele çok Ya iyi. şöyle Fenerbahçe'nin yani, ön taraftaki dörtlüsü Cengiz, <laughs> e, Şimanski, Tadic, Ceko. İyi bir maç çıkartmadı Fenerbahçe ama bu dörtlü arasında bence en iyisi Ceko'ydu. Tabii mücadele Hakem'le yani de diyaloğu girdi maçın o tansiyonunu yaşadı. Galatasaray'ın dörtlüsü Ziyech, Kerem, Mertens, Icardi'ydi. Hakim Ziyeş bence en iyisi oldu. Evet. Orada güzel bir orta yaptı mesela. İlker diye şut çekti. Ferdi oyunun içine hiç katmadı. Onu söyleyelim Gerdi, o da önemli. Bu yani bu çok iş enteresan. Tek taraflı düşünmeyeceksin Ezgi. Evet hücumda görevini yapacaksın ama işin savunma kısmı derbilerde çok önemli. Tabii tabii. Böyle e, Ceko'yu benim biraz ediyorsun. savunuyor olma sebebim de o. Zaten her zaman takım savunmasına yardım eden bir forvet. Bu önemli. Santrafor yalnız işi gol atmak değildir. Yani... Ee, savunma her yerde yani savunma. Yani bir, bir sekans zaten. hatırlatayım izleyicileri. İkinci yarıda zağa ya girdi bir pozisyonda mesela o sayı geçseydi e, karşısında Ceko olacaktı yani. Oraya kadar e, defans yardımını öyle çok yalandan yapmayan bir oyuncu ama tabii yaşı e, bir de maç pazar oynandığı için cuma e, kolay, kolay, değil, tabii. Tabii kolay değil yani. Beklenenin üzerinde bir performans sergili, sergiliyor Ceko. Şu ana yani Kimse evet. gol atmadı diye e, serzenişte bulunmasın. Jacko. Yani Santrafor tamam gol atmaktır. Sahanın her yerinde olan bir oyuncu. Yüreğini Mrs. ortaya koymak. Evet. Evet. Çok Yüreğin. topla buluşması. Yüreğini iki, ortaya koymak. İkili koyuyor. mücadeleye çok o girmiş. O çok önemli. Ben o yüzden dedim. Ha, yani, bu arada Jackal'ın değiş... karşısında oynayan ben Nelson'u da çok beğendim. <laughs> Nelson evet, da iyi Nelson maç iyiydi. çıkarttı. Nelson Mesela piyazda Vincent Sanchez'in yokluğu acaba sorusu sorduruyordu Galatasaraylılara. Nelson çok iyi maç çıkarttı. Abdülkerim zaten bu ligin uzak ara bence en iyi yerli stoperi çok yani inanılmaz bir bir buçuk senede kaydettiği aşama. Yani bir de futbolunu şöyle e, bir ek övgü de yapayım. Sol bekte Barış Alper olduğu için biraz Barış Alper'in defolarını kapatacak şekilde oynadı. Yani böyle sol bek sol stoper karışımı oynadı Abdülkerim iki kişilik. E, Galatasaray'ın savunması iyiydi aslında bakarsak Ezgi. Şimdi düşünüyorum Ceko hı hı. iyiydi diyorum ama Galatasaray'ın savunmasının hakkını vereyim. Galatasaray'ın savunması zaten bu maçta ben hep söyledim. Fenerbahçe'nin en tehlikeli yani kendi açısından yumuşak karnı savunmasıydı. Galatasaray'ın da e, en, en güvendiği yeri savunmasıydı. Zaten o ikili çok iyi ikili. Yani Nelson'u şimdi tamam Sanchez geldi. Belki gözden düştü gibi gözüküyor ama Nelson çok iyi bir stoper. Şimdi bırakın Nelson'u. Mesela Beşiktaş'ta Nelson gibi stoper yok. Şimdi bıraksın Galatasaray Beşiktaş seve seve alır. Yani ya da Avrupa'dan herhangi bir kulüp alır. İyi bir stoper Nelson. Ve güveni de yerine gelmeye başladı. O, Bu maç önemliydi. İlk önemli başta be. öyle değildi. Bu maç bakın çok enter. En son tribün Nelson'u çağırdı şeye maçtan sonra. En son giden Nelson. Galatasaray'ın en iyisiydi. Tam Abdülkerim ayrı bir yere koy. Abdülkerim zaten sezon başından beri aynı çizgide gidiyor ama Nelson düşün gönderilecekti. Şu an takımın en iyisi haline geldi. Galatasaray çok şanslı. İki bir tane, de şu üç tane iş var. Bir oyuncular gerçekten çok profesyonel Kesin. Bir yaklaşıyorlar bir orası, orası Orası oraya oraya öyle. Orası öyle. Bir de futbol öyle bir yere geldi ki Kartal abi. Tek forvetle bir oynasın iki tane iyi e forvetin olacak. Aynı noktada artık bence iki tane iş stoper yetmiyor. Üç olur. tane olacak. Üçüncü, üç, üç tane, olacak. Yani. Galatasaray'ın şu an var. Üç Sanchez tane var. Abdü. Bir de hiç olmadı. Kaan Ayhan da kullanırsın orada. Bak oradan. Fenerbahçe'de de hala yok bence. Hele BK'dan sonra. Çık bu 3 üçüncüyü bulamadım. Üçüncü, evet. üçüncü hala Olsa, yok. Ostağ Serdar, yok Samet, Beşiktaş'ta hiç Trabzonspor'da Mendy oynuyor Or o yüzden. Orada da yok. Yani Galatasaray hakikaten çok şanslı. Ben olsam şimdi Nelson gidecek söylentileri var ama ben olsam Nelson'u tutarım. Çok böyle inanılmaz astronomik bir para gelmezse Nelson'a seneye de ihtiyacın var. Şampiyon oldun diyelim. Şampiyonlar Ligi'ne gittin. Ne yapacak? Bir de Nelson gibi nereden bu bulacaksın? Bu futbol temposunda zaten 3 kulvarda oynuyorsun. Avrupa'da Avrupa Ligi'nde kaldın. Devam etme ihtimali var. Yani e tabii, yılda Avrupa maç Ligi var. 60'lara yaklaşıyor. Ya bence ortalaması zaten bir oyuncunun 40 45 olmalı yani. Canım. Yıpranıyor oyuncular. Onu Sakatlığı görebiliyorsun var. o yani şöyle örnek verelim şimdi İrfan Can müthiş bir sağ çık. ama İrfan'ın biz neyini hatırlarız eskiden? Uzaktan kötü bir oynasa o evet. kalmıyor. Tabii, Kolay tabii, değil. Oyunda var İrfan. Şu İrfan çok daha iyi geçen sezonki İrfanlardan. Futbol öyle. Her şeyi aynı anda yapamıyorsun fizik, teknik. İster istemez kadro genişliği de önemli. Şu an Okan Hoca'nın bence en önemli artısı giderek maç maç oyuncu kazanmaya başladı Ezgi. Katılıyorum Nelson kazanıldı. Kerem Demirbay bence kazanıldı şu evet, aşamada. O da iyi. O özgüvenle yani. Daha öncesinde Kaan Ahyan'ı kazanmıştı. Barış Alper var artık. Bence Galatasaray şu an sol bek transferi yapacak ama sol bek transferi yapsa da en kötü arada artı 3'te ben Barış Alper'i sol bek kullanabilirim Ulanabilir. diyebilecek o çok önemli yani artık futbol öyle 12 13 oyuncuyla e, Sergen Hoca oldu şampiyon, Fatih Hoca oldu işte Donklarla Neslerle ama günümüz futbol orada o rakam 15 16 olacak. Hayır bir de Kesin bu işin olacak. Avrupa boyutu var şu zaten anda. Zaten takım içinde. bir de 5 değişiklik yapıyorsun zaten. Tabii. İster evet, istemez evet. orada işin içinde kat katacak. Oynamayanlar sonuçta. hazır olacak. Bak mesela bir ara Galatasaray'da o problem vardı, oynamayanlar sıkıntıydı, hazır değildi. Şimdi Okan Buruk onu da toparladı. Mesela Nelson, o Sanchez'in olduğu ortam oynamıyordu, oyuncu da artık diyor soğumuştu. Ki, yani soğumuştu, Sanchez söyledi. Sanchez iyi de oynuyor hakikaten, yani hak ederek oynuyor. Evet, evet, oyuncu evet. diyor ki kafasına, ya ben bu takıma girmem zor, ne olabilir işte. E dedi, Sanchez açıkça sakatlanırsa, söyledi, zaten. Açıkça söyledi. söyledi de doğru. Açıklamalarda bu, ben gitmek istiyor o yani dedik burada Nelson. Oynamadığı için. zaman gitmek istiyor ama. Bak ne oldu? Okan Buruk oyuncuyu da kazandı. Şimdi Nelson kazanıldı. Şimdi korku, Galatasaray korkuyor mu Sanchez'in yokluğunda problem yaşayacak? Yaşamıyor, korkmuyor. İki tane iyi oyuncum var. Ya bu çok önemli. Oynamayan oyuncuları kazanmak çok önemlidir teknik adamlıkta. Marifet odur bence. Oynayan oyuncu zaten hazır. Adam kendini alıştırmıştır. Ya beni zaten kimse kesemez. Bir de kadron darsa ya benim yerime kim oynayacak? Futbolcu psikoloji ister Sadece istemez Sadece Galatasaray'da o hücum dörtlüsü bir netleşme sanki Orada bir Okan, kenarlarda arasında. bir problem var. Evet. Yani ama ben Zaha'nın da sanki yavaş yavaş böyle bir oradara girdiğini düşünüyorum. Yani e, Okan Hoca bu devre arasında onu da böyle biraz toparlayacakmış Orada gibi geliyor bana. Orada da zannediyorum Zaha ile Kerem'i birlikte oynatma i̇şte, durumu Okan Buruk'un biraz elini kolunu ba bağlıyor. sol açık Kerem'in en efektif olduğu bölge. Kesinlikle. Yani transfer planlamasına yazar Ezgi. Yani Zaha bugün bundan sonra uçup kaçsa hemen savunacak değilim transferini. Yani Galatasaray yerli olmasından da bağımsız. Bugün yabancı serbest olsun ben yine Kerem Aktürkoğlu'nun 11 çıkması gerektiğini düşünenler dedim. O bölgeye aynı oyuncuyu transfer etmeniz, Kerem'in yerini değiştirmeniz, oyun akışkanlığı çok önemli Galatasaray'ın ezber hücumları. Bu sezonu ezber hücumları göremiyoruz. Biraz daha doğaçlama gidiyor Ziya Şehza ile. Bir de şu şey var. E, Süper Kupa maçında özür dilerim. Solda? Solda Zaha. 10 numarada Kerem. Sağda Ziyeş. Ziyeş. Bu üçlüyü Ben bekliyorum. De öyle bekliyorum. Bir de şu var. Kerem Demirbay yerine de Kaan Ahyan olabilir bence. Fredli Fenerbahçe'ye karşı. Az önce konuştuk ya Icardi'nin düşüş nedenleri arasında. Tamam sakatlık büyük bir etkendir ama en önemli etken oyun planında ve kadro dizilişinde. Kerem'in Mertens'in yerine çekilmesi. Ben hep söyledim. Çünkü solda hakikaten çok etkili bir Kerem var. Icardi ile anlaşmışlardı. Kimin nereye koşu atacağı falan hep birbirini çok iyi tamamlıyorlar. Şimdi Kerem zaman zaman özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ortaya çekilince Icardi'nin arkasına Icardi bir afalladı. Çünkü kenardaki Zaha'dan o verimi alamadı Icardi. Takım da alamadı. Bu bence Icardi'nin düşüşünde en önemli etken olduğunu e, olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki fiziksel nedenler de var. Yani şimdi kolay değil her maç oynuyorsun. Her maç bir beklenti var. E bir de sakatlık yaşamışsın. Ona rağmen fedakarlık yapıyorsun sakatlığının belki de büyümesinin neden olduğunu bile bile oynuyorsun. İğneyle falan oynuyorsun. E ne oluyor? Düşüş gösterebiliyorsun. Bu gayet doğal. ya. Yani ben Icardi'ye burada yüklenilmesine karşıyım. Yani bir oyuncu aynı çizgide hep oynayacak diye bir kaide yok. Sezon içerisinde sürekli git yaşayacaktır oyuncular. Hepsi yaşıyor. Yalnız Icardi değil ki. Icardi yaşadı. Şimdi bu ara geldi. Arada toparlanacağını ben umut ediyorum. Öyle de olur. Ama Okan Burun artık e, oyun şablonunda çok fazla böyle macera aramaması gerektiğini düşünüyorum. Kerem soldaysa solda, gerekirse Zaha'yı çek e, Icardi'nin arkasına. Çünkü belli Kerem solda, onun yeri orası. Orada oynatacaksınız. İşte, Hakimciye sağda, onu orada oynatacaksınız. Zaha'yı o zaman alacaksın, deneyeceksin arkada. Zaha'yı orada oynayabilecek e, kapasite var Zaha'nın. Böyle formüller üreteceksin, başka çaren yok. Yani çok macera ararsan bir kere oyunun dengesini de bozuyorsun. Oyuncuların da dengesini bozuyorsun. Bu çok önemli. Ben yavaş yavaş o 11'i de şekillendireceğini düşünüyorum Okan Buruk. Peki Süper Kupa maçında hangi takımda hangi oyuncu öne çıkacak sizce? Süper Kupa kimin maçı olur? Galatasaray Kupa'yı alacaksa Icardi'nin. Ee, yani Icardi'nin başarısı olduğu bir senaryoda zor. Ee, ben Icardi'nin patlama yapmasını bekliyorum der, e, süper kupada. Şimdi böyle maçlarda yani tek tek e, sonucun kupa getireceği maçlarda e, şu, şu gelenektir. Atalla tutan. Ben santraforlarla kalecilerin özellikle maçı olacağını düşünüyorum. Yine Kardiceko evet. diyorsun. Ben öyle diyorum. İki kaleci hiç düşmedi bu arada evet. bence bu hiç. sefer düşecek. Bence bu ben sefer. Ben de öyle bekliyorum. Ne söyleyeyim? Öyle görüyorum. bekliyorum. Doğru, katılıyorum. Ama tabii orta sahada Torreira ile Fred'in e performansı tabii, da. Önemli. O da tabii var. Tabii yani birik oldu. yani öne çıkan bölgeler burası ama genel olarak baktığın zaman tabii orta sahalarda önemlidir. Ya omurga, kaleci, e, orta, orta, sahadaki sah 6 8 evet, ve forvet. Forvet, santrafor. Şimdi dün e, Turkuaz Medya Spor Zirvesi vardı fotomaç gazetesi ödül töreniyle birlikte. Ee, Okan Buruk da yılın teknik direktörü seçildi ve özellikle e, Süper Kupa ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Transferi de sorduk cevap vermedi Galatasaray cephesinden kimse. Onu birazdan e, Mehmet'e de soracağım ama Okan Buruk'un açıklamalarına bir bakalım. Evet Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz. Kadıköy'de iki takım da kendi performanslarının altındaydı. Dedi Aslında biz de burada e, konuştuk. Okan Hoca'yı ama şöyle bir tebrik edelim. 3 Fenerbahçe derbisi ve son 2 maç Kale isabetli şut çok. Ve 3 maçtır Galatasaray'a gol atamayan bir Fenerbahçe. Büyük maçlar her zaman özel planı olan bir teknik adam. Son maça ne yaptı onu da söyleyelim Ezgi. Mesela ben fazla ofansif buldum Galatasaray'ın çıkarttığı kadroyu. Ben açayım şimdi. Sol bekin Barış Alper zaten bir hücum oyuncusu. Evet. Üstüne daha önce denenmiş bir Torayra Kaan Ayhan modeli var Bayern Münih maçlarında daha sağlam bir orta saha. Tercih tam tersi Kerem Demirbay, Kerem demirbay daha demirbay. top ama bu formasyonla da gayet kaybetmeme üzerine kurulu. İstediğin alan bir Galatasaray izledik. Akılcı bir strateji diyebiliriz. Artı yani e, işin şu kısmında ben tercih etmem. Maçı e, beraberliğin kötü sonuç olmadığı bir derbide Üç forvetiniz maçı bitirdi. aslında bu da Okan Hoca'nın hep özetliyor hücum tandanslı bir teknik adam olduğunu. Yakışıyor Galatasaray'a. Sen de dün yerinde takip ettin. O, bence hitabet, açıklama, vücut dili de çok önemli. Okan Hoca bence bu anlamda da Galatasaray teknik adamlığını fazlasıyla dolduruyor bence. Bir buçuk senelik periyotta çok iyi gidiyor. Şu anda gelinen nokta işte yeni yıla gireceğiz. Ligde Averaj'la zirveye ortak bir Galatasaray. Avrupa'da da her şeye rağmen Avrupa Ligi'ne kendisini atmış bir Galatasaray ki son maçın son düğüne kadar da o yarışın içinde kaldı. Bu da önemli. Bir anda gelmiyor başarılar. Yani evet Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandı 2000'de ama hep o 96'dan beri adım adım gitti oraya. Önce Şampiyon Ligi'nde gruptan çıkamadı. Sonra ikinci oldu çıkamadı statüye takıldı. Sonrasında UEFA'ya kalıp e, gitmişti. Şu anda da yani Okan Hoca bakarsak Kaan Ayhan'la çözüm buldu takım içinde. Barış Alper Solbek <laughs> bir şekilde elindeki malzemeyi kullanmayı biliyor. E, ve ben hani teknik adamlık olarak e, benim için şu da çok önemliydi i̇şte Rıza Hoca yani bu değil hocam ama Jetson, Mert Günok'a yaptığı açıklamalar 3 saat sonra zaten Rıza Çalınmay dönemi bitti. Evet. Hani bazen teknik adam olarak o sakin kalmanız, o politik konuşmanız çok önemli maç sonrası çıkamardı. Yoksa ben de biliyorum Icardi, Kerem penaltısı vardı İstanbul maçı. O Hoca sinirlendi devre arası soyunma Yani maç sonrası açıklamanı gülerek güzel varyasyon vesaire. Oyuncularının böyle bazen pohpohlamıyor. Onların egosunu yani okşamayı bileceksiniz. Bunu iyi yapıyor. Ve şu ana kadar da çok iyi bir teknik adamlık serüvenine imza atıyor. Yani Başakşehir'deki hatası olmadı. Başakşehir'de şampiyonluk sonrası <laughs> süreci yönetememişti Okan Hoca. Burada transferler hatalı olmasına rağmen o da çok Okan Hoca'dan ziyade bence biraz yönetime yazar. Ondan önce transferdeki planlama. Çünkü yani elinizde Dubai'yi da kaybettiniz, Berkan'ı da kaybettiniz. Ki Dubai'nin ücretini ödemeye devam ediyorsunuz bakarsak. Yıldız yönetme konusunda gerçekten çok başarılı bir teknik direkt. Evet, yani çok beklentileri karşılar mı diye şeyler vardı, düşünceler vardı. Ama kesinlikle o şampiyon olduğu sene özellikle kolay değil. Yani bu tür oyuncuları idare etmek. Şimdi interaktörlük bir yere kadar. Yani işin taktiği, teknik yanı tamam. Sezgileri güçlü olacak bir teknik adamın. Ama büyük takımdaki hoca oyuncularla mesafeyi kurması önemli. O iletişimi sağlaması Tabii önemli. Sen Beşiktaş'ta futbol oyun döneminde Kartal bir muhabirdin. Muhtemelen evet. Okan Buruk vücut dili de çok önemli. Ben evet. ona da şey ben yani gülümsemesi çok önemli. Çok Ezgi doğru. yani mutsuz bir profil bir değil. değil bir ciddi, evet. e, yani bu önemli bence. E, pozitif enerjisini veriyor. veriyor. Aynen evet. Çok böyle düşmüyor. Mesela gol yiyor Galatasaray dönüyor İrfan Hoca'ya. Ne yapalım? Ne edelim? Onun formasyonu ki yaşça büyük bir yardımcısı olması da bence güzel. Bir tabii. aralarında 10 yaş fark olması gerek. Bence güzel götürüyor. Ekip işi de iyi Okan Hoca'nın. Evet. Şimdi oyun dili biliyor. İtalyancayı, İngilizce. Yani bir e, hocanın oyuncularıyla olan Samimiyeti, arkadaşça olması, tabii ki arada mesafe koyarak onu hep söylüyorum. Çok çok önemli. Mesela hatırlayın o Icardi ile Icardi'nin ilk geldiğindeki problemler işte gidiyordu geliyordu. Bir ülkesine. gün izin istemiş iki gün vermiş. Yani bunlar çok önemli. Mesela dünkü Beşiktaş maçında da şimdi Serdar Toprak tepini yapacağı çok fazla bir şey yok. Ama gelir gelmez büyük ihtimal oyunculara olan güvenini... İşte güzel sözlerle söylemiştir. Başka bir örnek vereyim. Ee, bir alt ligde Sakarya Spor, Tuncay Şanlı, Tuncay Hoca elindeki kadro çok çok iyi değil. Ama şu an e, takımı çıkarmaya oynatıyor. Son maçı izledim ben Kocaeli. 1-0 geriden 3-1 yaptılar. Düşün çok yani limaçta. müthiş bir galibiyet. Onun da e, yaptığı şey oyuncular o güveni sağlamak. Arkadaş olarak e, görüyorlarmış oyuncular. İçerideki başarı bundan geliyor işte. Oyuncuya sırtını dönmeyeceksin. Oyuncuyla arkadaş gibi olacaksın. Sırtını sıvazlayacaksın. Bu böyledir. Oyuncular çocuk gibi. Hakikaten yani özellikle büyük takımda oynayanlar çok ilgi görmek istiyorlar. Bunu sağlayacaksın. Bunu sağladıktan sonra başarı geliyor. Yani bunu bunu yapan hoca kazanıyor zaten. Peki şimdi dün e, zirvede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek e, ödül aldı. Teknik direktör Okan Buruk ödül aldı. Sportif AŞ Başkan Vekilerden Timur Ödül aldı. Hepsi sahneye çıktı. Hepsine sorduk. Ama ser verdiler, sır vermediler. Transfer'e dair hiçbir şey söylemediler. <laughs> ee, Mehmet o yüzden sana döneceğim. İstihbaratların nelerdir? Ee, şimdi özellikle tabii ki sol bek konusu ve orta sağ konusu Galatasaray'da çok merak ediliyor. Görüşülen isimler var mı? Biraz netleşti mi ee, Yok, bu durumlar? Sebebini Şu şöyle izah edeyim. Durumda? Yani şimdi Kopenhag'a yenildim ve... 12.4 milyon euroydu yani e, çok çok yüksek bir rakam ya. Yani o gelir gelemedi sana. Avrupa Ligi'ne kaldığın için aldığın rakam 600 milyon yani Avrupa Ligi'nden gelen parayla transferi döndüremezsin. Bu bir. İkincisi oyuncu satışı yapması gerek artık Galatasaray'ın. Yaz transfer döneminde hep opsiyonlu gönderdi. Zanyolu Yunusu ve ben şüpheliyim iki oyuncunun da opsiyonunu kullanılmasından. Yani çok işin e, performans boyutu karşılanmayabilirler mesela Zanyolu'da bir yüzde... %80'e yakın oynama şartı vardı. Şu an en son bıraktığı 165 seviyesindeydi. Kimi satabilir Galatasaray? Potansiyel satı. Saşa Boydur kontratıyla. O olursa evet o zaman bir hareket alanı olacak ama Kartal abinin Beşiktaş için de ifade etti. Ara transferde öyle nokta atışı hem ekonomik olarak hem de işin teknik taktik boyutuna uyacak oyuncu bulman zor. Yani en son işte geçen sezonun flash transferi 15 milyon euro verip Zanyoğlu aldın ama yazın onu direkt 16 milyon euro verecek bir takım bulamadım mesela evet. örnek vermek gerekirse. Galatasaray'da biraz gidenlere bakarış ve ne olursa olsun ezgi bence cuma günkü süper kupada önemli. O maç performansı. Şimdi örnek verelim. Kerem Demirbay çok bir ekstra performans çıkartır. Belki 8 numara daha temkin yaklaşabilirsin ama 8 numaranın zafiyetiyle maç kaybedersen daha ısrarcı olabilirsin. de şunu söyleyeyim. Avrupa Ligi için liste güncellenecek Spartak Prag maçında bir 3 değişiklik yapma hakkı var Galatasaray'ın. Burada temel düşünce Angelinho, Endombele sakatlıkla alakalı Sergio Oliveira dönüşü geç olacağı için. Bu üç oyuncu yerine üç yeni isim. Yani yeni bir sol bek, iki de orta saha. Bu transferleri bekliyorum. Sol bek yani Kazımcan artık kiralık gitmesini bekliyorum. Yani Galatasaray ayrılan isimler de çok olacak. Mesela Nelson gidebilir derdim. Fenerbahçe maçlarındaki oyun aynı oyunu Süper Kupa'da tekrarlarsa kolay kolay gitmesine izin verilmez. Cuma'yı beklememiz gerek bence. Cuma günkü maç performans evet, ama şunu ne net söyleyebilirim. Angelinho ve Endombele gidiyor. Oliveira da çok planlamada olacak gibi değil ikinci yarıda. Bir sol bek, iki orta sağ bekliyorum. Yabancı sol bek birçok aday olabilir ama yerli, yani Rıdvan dışında öyle bana bir de gurbetçi sanırım Almanya'dan bir genç isim var Berkay diye. genç bir profil olup hani o birinci sol bek dinlenir. Daha Kazımcan yerine gibi düşünüyorum. Kazımcan'ın kiral gitmesini bekliyorum. Yabancı bek alacak alsa Anheniyo'yu. An artık zaten izinli gibi. Son maçta da kadroya alınmadı e, opsiyondan dolayı. Bir cümle Kartal Yiğit e, senden de alayım. İhtiyaç noktasında Galatasaray'da. Öncelikle Öyle ihtiyaç zaman zaten ya. Solbek. Yani e, o bas bas bağırıyor. Anheniyo gideceği için. Onun yanı illaki alacaklardır. Yani ne yapıp yapıp alacaklardır. Ben Galatasaray'ın kadrosunun hem lig için hem Avrupa için yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani sol bek sorununu çözerlerse belki Oliveira'nın bir sözleşmesi değil mi dondurulabilir yani. Oraya bir orta Belki o zaman alabilirler ama çok ivedi değil. E, acil olan sol taraf hakikaten. Onu hallettikleri takdirde bir sıkıntı yaşayacak bir kadrosu yok Galatasaray'ın. Bırak sıkıntı yaşamayı e, üstüne koyacak bir kadrosu var ama göreceğiz yani hocanın tabii raporu önemli şimdi biz bilmeden bir şey diyemeyiz. Peki. Şeye katılıyorum ama Cuma Süper Kupa finalinin finalinde ki anlayacak sonuç ve aksiyon bölgelere göre bir takviye yapabilirler. Peki şimdi biz süremizin yavaş yavaş artık sonuna geliyoruz Süper ile dolu bir hafta geçireceğiz değerli izleyenler Cuma gününe kadar ve programımız da yine Süper Kupayla tamamlanmış olacak Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan. Daha önceki Süper Kupa maçlarını şöyle bir hatırlatarak spor ajansını noktalayacağız. Mehmet Özcan ve Yiğit'e çok çok teşekkür Biz ediyorum. Ağzınıza sağlık. Hoşça